İyi akşamlar sayın seyirciler. Sivil Düşünce'ye hoş geldiniz. Bu akşam Ramazan'ın ilk gününde karşınızdayız. Hepinizin Ramazan ayını kutluyorum. Evet, bugün yine kıymetli misafirlerimizle birlikte bir aradayız. Evet, Talat Atilla, nihayet bir araya geldik. Teşekkür ederim. Benim için de güzel bir akşam. TürkTime.com'un sahibi, Güneş Gazetesi yazarı Talat Atilla. Bizlerle birlikte. Evet. Hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sedat Bozkurt, Fox TV Ankara temsilcisi. Yine o da bizimle birlikte. Merhabalar, hoş bulduk. Evet. Gazeteci yazar Celal Kazdağlı, gazetemen.com'da yazıyor şu anda. O da bizimle birlikte. Evet, bu akşam Suriye ve CHP ana konularımız arasında, onların detaylarıyla birlikte konuşacağız. Bütün belli başlı noktalarıyla. İlk olarak size dönüyorum ben, Kazdağlı. Şimdi son Suriye'de meydana gelen bir olay gündemi tamamen kaplamış durumda. Şam'daki Ulusal Güvenlik Konseyi binası ve toplantısında muhaliflerin patlattığı bombayla Beşar A takımındaki 5 önemli ismini kaybetti. Bugün de istihbarat başkanının vefat ettiğine dair haberler var. Şam'daki savaş şiddetlendi. Muhalifler adeta Şam'da cirit atıyor ve önemli devlet kuruluşlarının yakınlarına kadar bu çarpışmalar devam ediyor. Şimdi bütün bu resme baktığımızda, bu son Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısındaki patlama, bu büyük olay ki ilk defa oluyor. Bu Suriye'deki, Suriye meselesini, Esad rejiminin gidişatını nasıl etkileyecek? Buradan başlayalım. Kökünden etkiler, bir dönüşüm noktasıdır. Bu bombalamadan öncesi ve sonrası denilebilir. Bu artık geriye sayışın başlangıcıdır. Bundan sonra Suriye'de Beşar Esad çok uzun süre ayakta kalamayacaktır. Gidişi artık günlerle sayılıdır. Zaten bugün Rusya'nın Fransa Büyükelçisi'nin ayrılacak diye bir açıklamada bulunması bile bunu gösteriyor. Bu şu anlama gelir. Rusya ayrılmasını telkin ediyor bu yönüyle. Beşar Esad'a olan desteğini geriye çekmiş gözüküyor. Uluslararası kamuoyu önünde bir anlamda ayrılmasını tavsiye eden bir açıklamadır bu gitti şeklindeki sözüyle. Uluslararası bütün desteğini de zaten kaybetmişti. Rusya vardı, Çin vardı bir miktar, biraz da İran vardı. Çin zaten çok aktif bir destek vermiyor. Sadece Güvenlik Konseyi'ndeki hakkını kullanıyor. Rusya o desteği veriyordu. Oradaki üssüyle de birlikte, Tarsus'taki ve Ortodoks kiliselerinin hamisi olma rolüyle birlikte Suriye içerisinde bir varlığı vardı ve o varlığı üzerinden bir destek veriyordu. O destek de sona ermiştir. Ama bundan hiçbir fazla değeri yoktur. Asıl önemli olan oradaki muhalefetin güçlü olmasıdır. Geçen hafta programı kapatırken, peki ama bütün eleştiriyorsunuz, orada hayatta ilerliyor ve muhalifler de devam ediyor işlerine. Beşar Esad da katliamı sürdürüyor demiştik. Muhalefet gerçekten mücadelesini sürdürdü ve en olmadık zamanda, en olmadık yerde tam can evinden vurdu Esad'ı ve dokunulabilir olduğunu gösterdi. O çok korunaklı, çok tedbirli, yemin etmiş, kendisini korumaya yemin etmiş istihbarat ve ordunun ve Şebiya diye bazı milislerinin bulunduğu bir yapının dokunulabileceğini ve bunların gidebileceğini gösterdi ve bunu Şam'da yaptı. Şeyinde, başkanlık sayrında çok yakın Ulusal Güvenlik Konseyi dediğimiz bizim Milli Güvenlik Kurulu'na tekabül edebilecek devletin en tepe bütün stratejilerin Şam'ın en önemli binası diyebiliriz değil mi? Tabii ki güvenlik açısından en önce korunması gereken binalardan birisidir ve o açıdan da önemlidir. Buradaki isimler de son derece önemlidir. Genelkurmay Başkan Yardımcısı, Savunma Bakanı, birisi eniştesi zaten ölüyor. Savunma Bakanı da ölüyor. Devlet Başkan Yardımcısı ölüyor. İşte en son istihbarat başkanı ölmüş oluyor. Yani en önemli isimleri. Şimdi deniyor ki zaten Esad bunlardan kurtulmak istiyordu. Esad'a karşı bir darbe hazırlığı içerisindeydiler. Esad bunu kendisi yaptı. Eğer bu tez doğru ise, ki hiç doğru olduğunu zannetmiyorum, bu bile rejimin gidici olduğunu gösterir. En yakınındaki isimler Beşar Esad'ın gitmesi için çaba harcıyorlar, örgütleniyorlar ve onu devirmeye çalışıyorlar. O zaman zaten halk istemiyor. Muhalefet çok güçlü bir şekilde mücadele ediyor. %75 orada Müslüman nüfus var, Sünni nüfus.
aşağı yukarı 15-16 milyon insan, bunların tamamı karşı, 2 milyon Kürtler var onlar karşı, 2 milyon Türkler var onlar karşı. Bu kadar nüfusun karşı olduğu bir yerde bir de kendisine destek veren bir yapının içerisindeki en önemli isimler buna karşı. Ve buna karşı ihtilal yapacaklar. Bu doğruysa zaten vay haline Beşar Esad gitmiştir. Bu doğru değil, muhalefet bunu gerçekleştirdiyse zaten o muhalefet bunun evinde, yatak odasında, kalbinde operasyon yapabiliyorsa bu iş zaten bitmiş demektir. Evet şu anda şeyler çok hakim gibi gözükmüyor sokaklar ama zaten düzenli orduya sahip olmadıkları için bu mümkün değil bir anda oralara sahip olması. Ama sınır kapılarını tek tek ele geçirmeye başladılar. Pek çok kentte, yerleşim biriminde yönetimi el almaya başladılar. Bu bile ilerlediğini gösteriyor. Hatta Beşar Esad'ın Laskiye'ye sığındığı gibi bir takım orada çeşitli laflarda dolaşıyor. Beşar Esad da kamuoyu önüne canlı olarak çıkabilmiş değildir. Bir fotoğrafıyla, görüntüsüyle ancak çıkabildi. Hala orada mıdır, yaralı mıdır, değil midir? O bile şüphelidir. En azından bunlar sorgulanmaktadır. Uluslararası yayın organlarında bu tartışılıyor. Esad'ın yaralandığı tartışılıyor. Eşinin de Rusya'ya özel uçakla gönderdiğini, eşini de Rusya'ya gönderdiği yazılıp çizilebiliyor. Yani iş artık Beşar Esad üzerine bir Suriye geleceğini inşa etme, onu savunma, onun rejiminiyle birlikte yürüme noktasından çıkmış, onun üzerine kurulmuş tevatürler üzerine gidiyor. Herkes Beşar sonrasının Suriye'sini konuşmaktadır. Beşar işi bir an önce bitmiştir. Kendisi hızla çekilse, daha fazla kan dökülmesine engel olsa çok daha faydalı bir iş yapmış olur diye düşünüyorum. Evet, bugün Rusya'nın Paris Büyükelçisi Beşar'ın medeni bir şekilde çekilmeye karar verdiğini iddia etti. Ancak Suriye bunu yalanladı. Bunu da izleyicilerimize hatırlatalım. Sedat Bozkurt, hatırlarsan Utku Çakarözler'in Cumhuriyet Ankara temsilcisinin röportajında bir ayrıntıdan bahsediliyordu. Onu konuşmuştuk. Röportajı bitirdikten sonra Çakarözler orada bir karartma uygulandığını, elektriklerin yanmadığını, kendisine bir mazeret sunulduğunu ancak bunu cep telefonuyla yol gösterildiğini fakat bunu inandırıcı bulmadığını söylemişti. Bunu şunun için hatırlatıyorum. Şam'ın bu son patlamadan sonra 15 değişik yerde patlama oldu. Çarpışmalar oldu. Yani şehrin, Şam'ın göbeğinde 15 değişik yerde çatışma var. Şimdi bu kadar yaklaşmışlar eylemciler, rejim aleyhtarları. Ve en sonunda bu patlama oldu ve Suriye tarihinde böyle bir şey yok. Şimdi bu fotoğrafa baktığımızda bütün bunlardan sonra Beşar kalabilir mi? Buradan başlayalım. Bence de kalamaz. Bir, o Arap coğrafyasındaki diktatörler şunu görüyorlar. İşte bir Enver Sedat örneği var. En güvendikleri korumalar tarafından öldürülebiliyorlar. Yani yanlarındaki en çok güvendikleri insanlar bir anda karşı tarafa geçebiliyorlar. Bu diktatörlüğün doğasında olan bir şey. Yani siz diktatör olarak ülkeyi yönettiğiniz zaman sizin mutlak elemanlarınız bir dönem sonra karşıtlarınız olabilir. Yani aranızdaki bağ sizin otoritenizden kaynaklanan bir bağ. Otorite zayıfladığı zaman karşı tarafa geçiyor. O yüzden bu tür önlemleri ben çok yadırgamıyorum ve normal karşılıyorum. Burada bence bu bombayla, ki bu bomba bence Suriyeli muhaliflere bir hediyedir. Bu çok ciddi bir satranç hamlesidir. Yani Şah deyip mat yapmamıştır ama Şah'ın yanındaki veziri götürmüştür. İşte ortada kalan Şah, Esad'ın da artık gitme arifesindedir. Bu bir Suriye'deki muhalifler için müthiş bir moraldir. Parçalı yapıyı ortadan kaldırmıştır, monoblok bir yapı haline getirmiştir, moral vermiştir. Yani Esad'ın kalbinde biz, yani kendileri üstlendikleri için, puan muhaliflerin hanesine yazıldığı için söylüyorum. Yoksa oradaki organize muhaliflerin böyle profesyonel bir suikast gerçekleştireceğine ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Ha, elimde buna ilişkin bir veri yok tabii ki. Benim yorumum, kişisel yorumum. Yani buna ilişkin bir veri ortaya konursa pardon derim yani, yanılmışım derim. Bu çok ciddi bir şekilde bu muhaliflerin tam bu dönemde ihtiyacı olan... Muhalifleri o kadar hafife almamak lazım. Uzun süredir, bir yıldan fazla bir zamandır... Ama cephe savaşı veriyorlar. Böyle bu başka bir şey ama. Bir tür gerilla taktiğiyle... Hediyedir diyor zaten. Orada ilginç bir kurgu anlamında. Tabii. Kesinlikle. Evet. Çok profesyonel. Yani evet. Ziyadesiyle profesyonel. Yani onlardan da lojistik destek almış olabilirler ama yani... Ama unutmayalım, rejimden de muhalefete katılanlar var. Üst düzey komutanlardan ve istihbarattan pek çok insan katılıyor. Şimdi muhalefet bu işi yapacak olsaydı şeyle birlikte, Esad'la birlikte Esad'ın sarayını komple ortadan kaldırırdı. Bu başka bir mesaj. Bu mesaj içeren bir eylem. Yani yanındaki adamları götürüyor. Esad'a da mesaj veriyor. Seni de götürebiliriz. Biraz önce çık git. Bir açık kapı bırakıyor Esad'a. Yani bu, o yüzden diyorum, iyi bir hediye. Muhtelif taraflara hediye.
Bir de şu tarafı var tabii ki, yani bu eylemi sadece bir eylem olarak görmemek lazım. Bu eylemin bir sonuçlarını da iyi değerlendirmek lazım. Şimdi Esad bu eylemden çok canı yandı, çok sıkıldı. Bu eyleme kim muhatap olursa olsun, diktatörler için söylüyorum, baskıcı rejimler için söylüyorum, bunun acısını halkından, sivil halktan çıkarır. Şiddetle gider üstüne, ne olur? Uluslararası camiada kendini anlatmakta daha sıkıntıya düşer. Ne taraftan baksan problem diyorsunuz yani. Problem ötesi bir şey. Evet. Ama sonuçta muhaliflerin işine yarayacak bir şey. Çok daha fazla kan akacak. Yani işte Golan Tepelerine askerlere çağırmışlar. Hepsi şimdi muhaliflerin üstüne gidecek. Muhalifler dediğiniz işte çoğu sivil halkla beraber hareket ediyor. Ya da sivil halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerde bunlar duruyor. Topyekun girecekler oraya. Buradan çok kan akacak. İşte Batı'da Suriye'deki akan kan bir kez daha gündeme gelecek. Belki sıkça konuşulacak. O işe de yaramış olacak. Yani belki hamlelerden bir tanesi bu meselenin birazcık daha ısınması ve gündeme gelmesi. İkincisi tam Tayyip Erdoğan'la Putin'in görüşme yaptığı gün oluyor. Yani Suriye konusunda iki tane anlaşamayan, sonuçta iki tane Suriye meselesinin muhatabı ülkenin lideri bir araya geliyor. Ve ikisinin söyleyecekleri çok önemli. Yani bu meselenin dünya üzerindeki çözümüne yönelik rotayı belirleyecek iki siyasi figür var orada, iki tane devlet var. Tam o dönem geliyor. Ve bu Erdoğan'ın elini güçlendiriyor. Erdoğan'ın elini güçlendiriyor. Rusya'nın imajını azaltıyor. Yani işte sen diyorsun Esad gitmesin ama kalırsa işte sabah akşam evin önünde bombalıyorlar. Bu tarafından da bakmak lazım. Bir tarafından da hani oturdukları zaman Rusya ile Türkiye belki bir noktada bir yere gelebilirler. Bir konuda mutabakata varabilirler, uzlaşabilirler ama bomba patlayınca bu sefer konuşma başka bir yere meylediyor. Yani Rusya ile Türkiye'nin bir araya gelmesini önleyici bir eylem olarak da adlandırılabilir bu. Öte yandan işte hemencecik bu eylemi Türkiye'nin hanesine yazmak istediler. Yani sanki Türkiye bu işleri yapıyor, işte muhaliflere zaten lojistik destek veriyordu. Bu operasyonda muhtemelen Türkiye yapmıştır diye, hani Türkiye'ye saldıracaksanız ya da Türkiye'yi eleştirecekseniz onun için de iyi bir zemin haline geliyor. O yüzden neresine bakarsanız bakın bu bombalama eylemi bütün bu tartışmaları ve bu tartışmaların sonuçlarını ortaya getirecek bir hamledir. Tekrar söylüyorum, muhaliflere bir hediyedir. Evet, bu kavramı not ettim. Bu önemli. Bunu Suriye konusunu konuştukça bunu hatırlatırsın. Evet, başka bir şey. Yani bu bomba etrafında söyleyeceklerimiz bunlar. Bomba dediğimiz gibi belki Suriye meselesinde bir milat oluşturacaktır. Bundan sonra Saddam yapacaklarını eskiden bir kere düşünüyorsa şimdi 10 kere düşünmek zorunda kalmıştır. Ama bu geri adım atacağı gibi bir durum ortaya çıkaracağına ben fazla inanmıyorum. Çünkü o psikoloji, yani diktatörlük psikolojisi böyle bir şeydir. Sonuna kadar kanırtacaktır orayı. Ve çok çok daha maalesef kanlı günler bekliyor gibi geliyor bana, evet. Suriye'yi. Teşekkür ediyorum. Sevgili Talat Atilla, bu bombalama olayını nasıl okuyorsun onu soracağım. Bu bombalama olayıyla birlikte bu bir Suriye'de dönüm noktası olacak mı? Ve Suriye rejiminin başta Beşar olmak üzere psikolojisini, ruh halini, gidişatını nasıl etkileyecek? Evet. Sevgili Tamer, bu son bombalamayı Türkiye'nin düşürülen uçağından çok bağımsız olarak okuyamıyorum doğrusu, evet. İsterseniz. Yani ben bu süreçte şu ya da bu şekilde Suriye yönetimine Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının ne kadar önemli olduğunu ya da kendisine hata yapıldığı zaman bunun şu ya da bu şekilde bir karşılık alabileceği noktasında da satır arasında bir paragraf olduğunu düşünüyorum. Çünkü az önce sevgili Sedat'ın söylediği ve Sayın Kazdağ'ın da kısmen paylaştığı şey çok önemliydi. Yani bu öyle amatör kurgulanacak, amatör yapılacak bir süreç değildi. Evet, Sayın Kazdağlı orada önemli bir ekleme yaptı. Dedi ki, evet amatörce değil ama karşı taraftan geçen o profesyonellerin de bir araya gelerek organize ettiği bir süreç dedi. Ama tüm bunları toplasak bile çok ciddi bir aklın, kolektif bir aklın bu işi yaptığı gözüküyor. Ve üstelik de yalnızca burada dizayn değil. Yani bir şeyi planlarsınız ama onu karar vermek, onu uygulamak, neden ve sonuç ilişkilerinin dalgalanmaya bırakmak için
çok ciddi bir irade olması gerekir. Dolayısıyla ben doğrusunu isterseniz burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bir işaret fişeği olabileceğini, elbette böyle bir şey varsa devlet yetkililerinin böyle bir şey vardır deme ihtimali yok, ama bir gazeteci olarak ben Türkiye'nin kendisini savunma refleksinin böyle bir olayda hayata geçmiş olabileceği ihtimalinin masadaki kuvvetli seçeneklerden birisi olduğunu düşünüyorum. Evet. Sevgili Tamer. Evet. Yani bir biliyorum sizde evet. Yani şimdi, siz bu satır aralarını aslında hepimizden daha iyi okursunuz. Yani orada bilmiyorum sizde bu olayı bu şekilde ortaya koymayı çok ciddi olarak önemsiyorum, ben onu söyleyeyim. Teşekkür. Bununla birlikte sen özellikle siyasi kişiliklerin ruh hallerini, vücut dillerini okuma noktasında çok ciddi isabetler kaydettiğine tanık evet. olduğum için evet. bu son olay Beşar ve etrafındakileri nasıl etkileyecektir? Evet. Bu çok önemli şu aşamada. O konuda da anladım. Şeyler söylersin. Ben burada Beşar Esad'ın panikleyeceğini, ama bu paniğin onda bulunduğu mevziyi muhafaza etmek için daha da ateşleyeceğini düşünüyorum. Yani bir hani kaçsa bile kaçarken imha edeceğini düşünüyorum. Yani biraz Orta Doğu liderlerinin de böyle bir özelliği de vardır. Yani kaçarken de imha eder. Evet, paniklettiğini ama elindeki kozları tüketmeden geriye adım atmayacağını düşünüyorum. Ve dikkat ederseniz devamlı mesela bu özellikle aslında Esad'ın hem eşiyle hem kendisiyle yaptığı bir PR var. İşte eşi daha önce bazı sporcuları ziyaret etti, kendisi fotoğraf veriyor. Bu aslında Amerika'da alıştığımız bir sistemdir. Yani Amerika başkanları işte Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te özel dizayn edilmiş renklerle, oturuşlarıyla, beden diliyle mesaj verirler. Biraz oradan böyle bir kopya çekme şeyi, besleniyor yani. O kadrajları, o beslenmeyi görüyorum. Dolayısıyla ben bu patlamaların ya da bu tehditlerin Esad üzerinde caydırıcı bir özelliği olduğunu düşünmüyorum. Onu yapacağı eylemleri daha da radikalleştireceğini düşünüyorum. Yani o noktada bu oyun kurucuların Esad'ın elindeki tüm kartları aniden masaya dökebilme ihtimalini çok iyi hesaplamaları lazım. Evet. Çünkü bir refleksi yok Esad'ın. Yani temkinli bir refleksi yok. Yani binlerce çocuğu öldüren bir insanın ve kendisine neredeyse tanrılık izafe eden ve bu video kameralarında da gözüküyor. Yani böyle bir kendisini yarı tanrısallaştırma yönünde bir diktatörün her türlü hamleyi, hatta tüm hamleleri aynı anda okuyabilecek ya da oynayabilecek bir refleks olduğunu düşünüyorum. Tehlikelidir. Evet, bunu not ediyoruz. Şimdi Kazdağlı'ya dönüyorum tekrar. Bu Talat'ın söylediğine bir tepki. Bunu ekleyelim. Hani bu iş Türkiye operasyonu Türkiye organize ediyor gibi bir çıkarım var. Hani öyle de bir eleştiri var Suriye tarafında. Suriyeli gazeteci Hüsnü Mali bugün bir Twitter attı. Google'da MİT müsteşarı öldü diye girdiğiniz zaman bir takım Arap sitelerinde MİT müsteşarının öldürüldüğüne ilişkin haberlerin yer aldığını söyleyen bir şey. Şimdi hiçbir şey tesadüf değildir. Yani bunu bir dezinformasyon hamlesi olarak mı görüyorsunuz? Yani bir şeydir belki. Yani buradan bir mesaj göndermedir belki evet. de. Yani işte bunu MİT yaptı. İşte yapan MİT gününü görecek de olabilir. Evet. Ya da bir şey ima etmek de içinde olabilir. Yani ben çok ihtimal vermiyorum. Yani evet. Türkiye'nin böyle bir işi organize edeceğini. Özür dilerim. Hüsnü Mahalli, doğrusu isterseniz bu son Suriye olaylarından önce analizlerine ben önem verirdim ama artık tamamen böyle bir şey durumuna geçti. Yani tam bir Esad tarzı, Esad'ın özel gazetecisi kimliğine göründü. Her şeyden bağımsız olarak söylüyorum. Bir gazeteci böyle bir bilgi varsa elinde, haberci olarak yazar. Yani, Twitter'dan bak falan. Ben doğru, gazetecilik yöntemi de değil. Yani. Gazetecilik yöntemi olarak tanımlamak zor. Ben onu söylerken o gazeteci masadaki seçenekleri yok görmez. Yani görmez, devlet elbette
masadaki seçenekleri kendi menfaatlerine göre sunar, korur, muhafaza eder, yok sayabilir. Ama gazeteci masadaki seçenekleri söyler. Ama Hüsnü Mahalli artık doğrusu gazetecilik refleksinden uzaklaşmış görünüyor. Evet, onu not ettik. Şimdi bu medya kısmına gelmişken kısa bir sorum olacak. Ondan sonra yine ana arter konulara devam edeceğiz. Şimdi bu Mart 2011'den itibaren Suriye'de devam eden bir süreç var. Hadi 2011 yılındaki şeyi bir kenara bırakalım, süreci. 2012'deki medyanın değerlendirmesi açısından bakalım. Şimdi bu son olay bize gösterdi ki patlama, biraz önce söyledim. Patlamanın olduğu gün ve devamında 15 yerde Şam'da patlamalar var, çarpışmalar var. Yani bunun anlamı, rejim aleyhtarları gelmişler artık rejimin kalbine kadar gelmişler. Daha önce Suriye'nin kaçta kaçı muhaliflerin elinde konusu çok tartışmalı veya çok öne çıkmayan bilgiler arasındaydı. Bu son gelişmeler bize muhaliflerin Suriye'de ne aşamaya vardığı konusunda, rejimin son durumu konusunda, medyanın uzun bir süredir haberleri yeterli bir şekilde aktarmadığını da göstermiş olmuyor mu? Evet, zaten yani burada bir soru işareti var. Hem uluslararası medya hem Türkiye'deki markalı medya Suriye'deki gelişmeleri tam olarak veremedi, yansıtamadı. Meğerse şeye kadar gelmişler yani. Evet, kadar. Bunun da nedenleri var. Çünkü oradaki muhalefet yapılanmasının içerisine nüfuz etmeleri çok zor. Hem şartlar buna izin vermiyor. Bizden de iki gazeteci gitti, hemen yakalandılar. Şartlar bir kere zor. Ayrıca da muhalefet onları koruyup götürüp işte yaptıkları eylemleri gösterebilecek kadar çok güçlü ve karargahları oluşmuş, bir merkezi yapılar oluşmuş durumda değiller. O yüzden de buradan gazeteci taşıyamıyorlar. Ama onun da ötesinde duygu, düşünce ve bakış açısı olarak özellikle Türkiye'deki markalı medya Suriye'deki gelişmelerden uzak. Uzak olmanın da ötesinde tam tersi okuyor. Saddam Esad rejimi kalıcı gözüyle bakıyor ve Türkiye orada hata yapıyor. Niçin bu kadar üzerine gidiyor? Esad'ı eleştiriyor ve neredeyse onu yok sayıyor. Ondan sonrasını oynuyor. Bu yanlıştır diye politikalarını da şiddetle eleştiriyor. Tam tersi bir bakış açısıyla gidiyor. Hem bakış açısı evet. itibariyle bir hata var markalı medyada. Hem de zaten o alanı nüfuz edemedi. Gazetecilik faaliyetini de o alanda yürütemedi. Yürütmesi de çok zor. Yani tam rejim kalıcı gibi görünüyorken birden evet. Başkanlık Sarayı'na kadar geldi filmin. Evet. Şimdi Atilla evet. biraz önce söyledi. Caydırmaz diye Sedat da buna katıldı. Evet, bu tür eylemler Esad'ı caydırmaz ama bitirir. Evet, yani bitirir. Artık bu sona gelmiştir ve giderek yaygınlaşacaktır. Kendisini savunma ve cevap verme refleksi giderek de azalacaktır. Azalmaktadır da zaten. Daha çok yanlış yapacak. Evet. Daha çok hata daha yapacak. Çok çünkü yapacak. En yakın beyin takımını da kaybetti. Kimle bu işi yürütecek? Öbür tarafta çok inisiyatif kazandı. Yani Kürtler tarafsız gibi duruyorlardı. Çok eylemlere katılmıyorlardı. Kimileri de diyordu ki PKK ile birlikte hareket edecekler orada. Hiç öyle değil. Şimdi rejime karşı muhalefetle birlikte hareket ediyorlar ve pek çok alanı ele geçirmiş durumdalar. Orada oradaki Türkler de harekete geçmiş durumdalar. Burada iyi bir hamle var. Barzani üzerinden Türkiye'nin yaptı. Var mı? Tamam. Bu da oyun zaten. Onun altını çizelim Türkiye yani. Onu oynuyor. Evet. Bir satranç tahtasında çok Sevgili Taner, şimdi bu işte patlama, çatlama olaylarında işte efendim Türkiye Cumhuriyeti mi yaptı acaba, MİT mi yaptı bilmem falan, hani bu tür tartışmalarla yani birileri kendi akıllarınca işte Türkiye Cumhuriyeti'ne hani akıllarınca işte zarar vermeye, işte hani sanki Türkiye Cumhuriyeti illegal bir şeyler yapıyormuş ya da yapabilmiş gibi ya kimse ilgilenmiyor. Bu devletin menfaatidir. Devletin milli menfaatleridir. Ve devletler bir şey yaparken ne gazetecilerden izin alır ne de başka devletlerden izin alır. Sen Türk uçağını düşürürken bir şey olmuyordu da. Bir şey olmuyor. Orada efendim patlama çatlama o mu yaptı bu yaptı. Kimse ilgilenmez. Yani patlamayı kim uygun görmüşse o yapmıştır. Kim eğer zarar görmüşse o yapmıştır. Yani Türk uçağı düşürüldüğü zaman neredeyse aa ne güzel oldu diyenlerin bu Türkiye'ye çok ağır laf ettiler değil tabii mi? Tabii yani bu patlamadan, çatlamadan Türkiye'yi ya da Türk devletini, Türk milli reflekslerini töhmet altında bırakmaya matuf, ister mahalli olsun ister başka bir zat olsun, böyle bir şeyi kesinlikle reddediyorum yani. Evet. Yani devletler bir şey yaparken kimsenin icazesi almaz. Evet. Gereğini yaparlar yani. Evet. Almaz ama şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne haksızlık etmeyelim. Bu bir terör eylemidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumsal olarak böyle eylemlerde yani biz devletimizi çok rahat eleştiren uçak insanlarız. Uçak düşürme de ama terördür. Yani başka şimdi, bir şey. Tabii. Hayır ben yapmıştır yapmam. Ha. Hani ben genel bir çerçeve içerisinde hani devlet
Sevgili Sedat, şunu demek istiyorum. Yani burada işte belki biraz Hüsnü Mahalli odaklı konuşuyoruz. Yani Hüsnü Mahalli odaklı, değil, tabii, odaklı bir bakış açısını şey yapıyoruz. Yani burada mazlum olduğun zaman dahi, uçağın düşürüldüğü zaman dahi bir devlet üzerinden, bir kimlik üzerinden bir saldırı simgesi oluyor Türkiye Cumhuriyeti. Orada bir patlama var. Evet, bura yapmıştır. Ben de diyorum ki ya kardeşim, bir olgu, bir devlet kendi milli menfaatlerini koruyacağı zaman, herhangi bir eylem yapacağı zaman ne bir gazeteciden ne de başka bir devletten izin alır diyorum. Evet, bu kadar basit yani. Bu anlamda söylüyorum. Yoksa olayın ne olup ne olmadığı açıktır. Evet, evet. Bunu noktaladık. Şimdi şuradan bu Rusya konusuna gireceğim ama şuradan girmek istiyorum. Birleşmiş Milletler'de Suriye'ye yeni yaptırımlar öngören tasarıyı bir kere daha Rusya ve Çin veto etti. Şimdi bir i̇şte tarafta... Ondan önce bir Liva el-İslam'a girelim mi? Ona gireceğiz. Ona biraz sonra gireceğiz. O demir başımız. Şimdi bu... Onu biz de öğreneceğiz, bekliyoruz. Biz de öğreneceğiz. Yani konuda... İslam. Evet. Şimdi bu rejim aleyhtarları bu noktaya gelmiş, kapıya dayanmış. Başkanlık sarayıyla bu Ulusal Güvenlik Konseyi'nin arasında zaten bir 700 metre bir şey var. Buraya noktaya gelmişken bu vetolar ne işe yarayacak? Yani şuraya getireceğim işi, Rusya burada bir pozisyon alıyor. En fazla öyle Rus-Suriye konusunda Suriye'nin en büyük hamisi olarak gözüküyor. Yani bu iş Sedat'ın artık son... Sedat diyorum. Beşar'ın son dakikalarına geldiği zaman Rusya ne yapacak yani? Bütün rejim aleyhtarları burada kazandığı zaman Rusya hala Rusya Beşar'ı dönecek halde değil. Evet. Yani, bu Rusya'nın yeni pozisyonu ile ilgili konuya buradan girelim. Birleşmiş Milletler'deki son vetoyu ve baştan beri devam eden Çin ve Rusya'nın vetosunu biraz farklı değerlendiriyorum. Hı hı. Türkiye'nin tezine doğru bir şeydir o biraz. Bu çok da önemli, evet. Türkiye ne istiyordu Suriye'de? Uluslararası bir güç NATO oraya girmesin, müdahale etmesin. Evet, evet. Karışmasın, yabancı bir güç oraya gelmesin. Libya'da o golü yedi, fiili bir durum yarattılar, NATO devreye girdi kararlılmadan. Burada buna karşı çıktı. NATO şeyde Birleşmiş Milletler Güvenlik Teşkilatı'nda bir takım kararların alınmasını Rusya ve Çin veto ederek aslında uluslararası gücün oraya girmesini de engellemiş oldu. Bu Türkiye'nin lehine bir şeydi. Evet. Türkiye'nin savunduğu bir çelişkisel olarak buraya geliyor. Görünse de evet. Türkiye'nin lehine bir şey. Türkiye yani çünkü burada bir NATO gücü istemiyor. Bir uluslararası gücün gelip müdahale etmesini istemiyor. Ama Türkiye şunu da istiyor. Rusya, Çin ve başkaları el altından destek olmasınlar buradaki rejime. Silah vermesinler. Zaten Rusya sonradan silah vermeyi bıraktı ve reddetti. Vermediğini söyledi. Sadece daha önceden istenmiş, sipariş edilmiş olanlar gönderdiğini söyledi. İran'dan da aynı şeyi bekliyor. Muhalefetin hızla desteklenmesini ve örgütlenmesini, yardımcı olunmasını ve onların kendi içlerinde işlerini hallederek sonucu elde etmesini istiyorlar. Yani Türkiye'nin tezi bir, Birleşik Suriye'nin kalması. İki, asla ve katla bir yabancı gücün, batılı bir gücün burada yer almaması, hangi ikisi adı altında olursa olsun, Birleşmiş Milletler ya da NATO. Üç, sorunun içeride hızla çözülmesi, sorunun çözülmesi için Esad'ın ikna edilmesi konusunda bütün uluslararası imkanların kullanılması, Arap dünyasındaki bütün platformların kullanılması ve bunlarda da aslında bugüne kadar da başarılı olmuştur. Ama bu arada esas olan oradaki halkın tavrıdır. Halkın örgütlenmesine destek olmaktır ve bunu da yapmıştır. Halk da zaten görevini yapmaktadır. Mücadelesini veriyor, kendi savunma ordusunu da kurarak netice almaya da hızla ilerliyor. Bundan sonra belki onlara biraz daha fazla destek vermek gerekiyor sonuç alabilmek için. Evet, daha sonra diğer konulara geleceğiz. Şimdi sevgili Sedat, Erdoğan'ın Putin'le yaptığı görüşmeden sence çıkan resim neydi? Buna paralel olarak soruyorum. Putin, Esad'ı hangi şartlarda terk eder? Yani artık nereye geldiği zaman olay bir kopuş yaşanır bu ikili arasında? Şimdi senden emanet bir cümleyle gireyim. Ezber bozan bir yorum yapayım. Hep biz hani Orta Doğu coğrafyasında Amerikan tezleri üzerinden Amerika'yla müttefik halde bir şeyler yaptığımız varsayıyoruz ama Türkiye son dönemde Avrasya'da pozisyon alıyor. Yani Türkiye'nin pozisyonu biraz Avrasyacı bir pozisyon. Ezber bozdun mu? Evet. Bozduysam bunun üzerinden evet, devam edeceğim. Tabii. Yani ABD'nin, NATO'nun 5. kolu olarak Suriye'de, Orta Doğu'da bulunmuyor bölgede.
Bulunmuyor. Evet. Yani gerçekten bulunmuyor. Yani gerçekten bulunmuyor. Hani sonuç itibariyle biz Amerika'ya da kızsak da etsek de gitsek de kendi ülkesinin çıkarları için ne yapıyorsa yapıyor. Yani kendi ülkesinde teröristlerle tırnak içinde söylüyorum çatışacağına. Kuzey Irak, işte Irak'ta çatışıyor, Afganistan'da çatışıyor. Şimdi Türkiye burada tabii ki çok kolay bir iş değil. Yani işte tek kutuplu dünyadan iki kutuplu bir dünyaya geçiş süreci yaşıyoruz. Aynı iki kutuplu dünyadan bir kutuplu dünyaya geçerken yaşadığımız sıkıntıların benzerini şu gün de yaşıyoruz. Türkiye orada bir varlık ortaya koymak istiyor. Yani piyon olmaktan ziyade hani en azından bir at olayım, fil olayım, o satranç üzerinden anlatayım gene. Bir hamle yapıyor. Bu hamleler kolay hamleler değil. Bu hamleleri daha önce silahlı kuvvetler de yaptı. Yani NATO'ya ve Amerika'ya bir tavır koydu. Ciddi bir tavır koydu. Hatta tavır somutlaştırmak için işte Rusya'ya gitmeden önce savunma sanayi müsteşarlığında bir toplantı vardı. Başbakan evet, başkanlığında. Çok ihale durduruldu. Uzun menzilli füze. Evet. Noktalı virgülle bir giriş yapayım. Uzun menzilli bir füzeye Türkiye'nin şu konjonktürde ihtiyacı var mı? Bu tartışma konusu. İhtiyacı varsa Türkiye demek ki yakın bir savaş tehdidi altında. Çünkü NATO füze savaş sistemi bizim ülkemize koydu. NATO ülkesi olan Türkiye'yi savunmak amaçlı bir sistemdi bu. Bunlardan bağımsız olarak Türkiye kendisine özgü milli bir füze sistemi, hele uzun menzilli bir füze sistemi istiyorsa bu yani ezbere verilecek bir karar değil, bir tehdit. Yani siyasi iradenin bir askeri otoriteyle bir araya gelip buna karar vermesi lazım. Biraz daha savunmasını ve askeri yapılanmasının NATO anlayışının dışına yavaş yavaş taşımak demektir. Sihirli sözcük bu işte Celal söyledi, NATO dışına. Şimdi füze sistemi alıyorsunuz. Siz 4 tane firma var. Bunlardan bir tanesi Rusya'ya iyi fiyatı Çin veriyor ama Çin'i dikkate bile almıyorsunuz. Tamam. Avrupa Fransız ortaklığındakini de dikkate almıyorsunuz. ABD ile bunu görüşmüyorsunuz bile. 4 milyar dolar. İyi para. Ama toplama baktığınız zaman belki iyi para değil. SAM 300'ü konuşuyorsunuz. Rusya ile konuşuyorsunuz. Rusya ile daha önce askerler belli bir noktaya kadar gelmişti. Şimdi o askerler Ergenekon'dan içerideler. Eğer siz Rusya'dan aldığınız füze sistemini kendi savunma sisteminize ya da silahlı kuvvetlerin envanteri içindeki sisteme dahil ederseniz hatlar karışıyor. Nasıl karışıyor? Şöyle karışıyor. Bütün NATO savunma sistemi SAM 300'lere göre konuşlandırılmış vaziyette. Yani SAM 300'ü gördüğü zaman küt diye vuruyor. Şimdi siz SAM 300'ü bir yere koyduğunuz zaman NATO sistemi de bunu gördüğü zaman kendi kendinize savaşır hale gelebilirsiniz. Ama SAM 300 değil, şimdi SAM 400'ü istiyoruz. SAM 400 istiyoruz. O geliştiriliyor. Pardon, doğru. SAM 300 istemiyoruz. SAM 400'e karşı da daha NATO, geliştiremedi. SAM 500 de yolda. SAM'lar çok. Şimdi Türkiye burada bir pozisyon tayin ediyor. Yani Putin'le gidip günübirlik görüşmesi arayı soğutmama. Yani bu biraz önce anlattığım mesajı vermeydi. Tek başına gitmek oraya yani tablo öyle gözüküyor olabilir ama gerçeği budur. Çünkü bizim Rusya'yla kavga etme lüksümüz yok. Rusya'yla dargınlık yaşama lüksümüz yok. Çünkü çok ciddi bir ekonomik entegrasyonumuz var. Enerji üzerinden, son birkaç yılda enerji çok üzerinden çok bağımlıyız birbirimize. Yani gerçekten çok peki bağımlıyız. Rusya'nın Türkiye'yle kavga etmeye lüksü var mı? Tabii hiç. Gemiler nereden geçecek? Hayır, geminin ötesinde Rusya, hani biraz önce söylediğim çift kutuplu dünya da etkin rol almak istiyor. Hiç kimseyle kavga etmek istemiyor Rusya. Ve Türkiye'ye çok ihtiyacı var. Tabii Türkiye'ye de çok ihtiyacı var. Çünkü daha önce NATO Doğu blokundan ülke kopardığı zaman bu moral bir üstünlük oluyordu. Şimdi tam tersini yapabilir miyim? Sevgili Sedat, o zaman Türkiye'nin alanını biraz da daraltan Amerika ile belki gerektiğinden fazla yakın olmamız mı acaba? Yani bunu mu diyelim? Çünkü gerektiğinden giderek uzaklaşıyoruz. Yani diyor gerektiğinden fazla yakın değiliz. Bunu dengelediğimiz sürece burada biz güçlü oluruz. Bu bir denge meselesi. Çünkü buradan Celal'e gene top atayım. O döneme iyi bildiği için Kurtuluş Savaşı'nın kurucu kadrosu da aynen böyle yaptı. Yani sırtını Rusya'ya dayadı. Bu ülkede sadece fiilen cephe savaşına Yunanistan'la girdi. Öbür ülkeler Rusya'yı Türkiye'nin arkasında görünce hepsi kaçtı gitti. Bu bir şeydir. Tarihsel bir stratejidir aslında. Bugün belki tekrarı oynanıyor bunun. İyi bir şeydir. Yani kötü bir şey değildir. İyi bir şeydir. Yani ben geri geldiğinde Putin devreye giriyor. Yani. Girmesi gerekir. Bence de kalıcı da olması gerekir. Burada Türkiye ile Rusya arasında güveni artıran bir olay yaşandı. 2008'de. Ağustos 2008'de. Gürcistan'ı işgal sırasında. Evet, krizi sırasında. Suriye'yi işgal ettiğinde NATO güçleri Türkiye boğazlarından geçeceklerdi. Türkiye buna izin vermedi. Gerekçeyi de hem de boğazlar, NATO'nun boğazlar yönetmeliğinde buldu ve bu tornada geçemezsiniz dedi. Evet.
Halbuki o güne kadar Rusya zannediyordu ki Türkiye Batı adına, ABD adına ve NATO adına bu bölgelerde bulunuyor. O yüzden de kuşkuyla bakıyordu Türkiye'nin faaliyetlerine. Orada gördü ki hayır, Türkiye NATO adına burada bulunmuyor. Tam tersi, NATO'nun oraya girmesine engel olan ve Rusya'nın çıkarlarını orada koruyan bir pozisyon aldı. Bu son derece önemli bir güven noktasıdır. Aynı güven noktasını Suriye'de şimdi görüyoruz. Evet. Gürcistan krizi sırasında hatırlatalım izleyicilerimize. Türkiye NATO içerisinde Amerika'ya karşı Rusya'nın yanında yer almıştı. Bunu hatırlatalım. Talat bir şey söyleyecekti sen. Şimdi tabii burada Amerika artık mahallenin tek kabadayısı değil. Şimdi çok kutuplu Rusya, bir dünya var. Tabii çok kutuplu bir dünya var. Rusya ve Çin Amerika'yla neredeyse eşdeğer bir kuvvete geldiler. Şimdi tabii satrançlar dünyada şöyle oynanıyor. Amerika'nın yanında olanlar ya da Amerika'nın yanında görünenler varsa Rusya ona göre bir mevzi alıyor. Çin ona göre bir mevzi alıyor. Dolayısıyla buradaki çıkarlarını, milli menfaatlerini biraz da baş düşmanlarının kendi menfaatlerine göre endeksliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de Türkiye'nin hani ben az önce söylerken kısmen itiraz ettiniz. Hani Amerika'ya biraz fazla yakınız da acaba biz Rusya ondan mı diye. Buna doğrusu isterseniz neden itiraz ettiniz de çok anlamış değilim. Tamam muhakkak... ben de Amerika'yı çok severiz. O yüzden hayır, itiraz ediyoruz. Hayır. Onun olmadığını biliyorum. Bu konuda bizim kadar hassasız. Evet. Tabii. Evet. Şimdi burada hani işte sıfır sorun, sıfır sorun, sıfır sorun diye bir sorunlar yumağına geldik yani. Şimdi hem Rusya, hem ABD, hem Çin, hem Suriye ile hani güçlü bir devletsek, yani Orta Doğu'da bir söz sahibi isek herkesle iyi olabiliriz. Ha, elbette milli çıkarlarımız söz konusu olduğunda masaya yumruğumuzu vururuz. Ama öyle bir duruma geldik ki bu son uçak düşürme olayında Türkiye konuşan Suriye'de yaralı olduğu halde Türkiye'ye hamle yapma cesareti gösteren bir ülke haline geldi. Haddi değil. Ha, demek ki ona bu hamleyi yaptıran, biliyoruz ki arkasında bir ağa baba var. Ha, bunu biliyoruz. Şimdi bu ağa baba dediğimiz zaman bunun bir olağan şüpheli var ortada. Kim? Tabii. Rusya. Şimdi bu görünüyor. Hem Rusya'yı silahlandırma anlamında, hem eldeki Rusya. Kanıtlar değil mi efendim? Eldeki kanıtlar üstünde bu görülüyor. Ha. Şimdi bu görülmüşken, bu kadar aşikarken Rusya'ya yönelik Sayın Kazdağlı'nın işte hani ifade ettiği işte biz ilişkilerimiz bu. Ama hani son dakika itibariyle baktığımız zaman ve Sayın Başbakan'ın son ziyaretinde belli ki bir yumuşama sürecine girilmiş. Yani en azından Rusya bir düşünelim, bir bakalım Esad'ın durumunu deme noktasına gelmiş ama ve gayri resmi yapılan açıklamalarda da Rusya'da yani o uçağı biz düşürdük diyorlar. Yani bizim hazırladığımız elektronik sistem düşürdü diyorlar. En azından biz motive ettik onların, diyorlar. Biz motive ettik diyorlar. Ha, şimdi eğer Suriye Rusya olmadan böyle bir şey cesaret edemeyeceğine göre ve uçağımız düşürüldüğüne göre o zaman şu anda Rusya bizim dostumuz değildir. Çok açık değil mi? Bu argümana çok katılmam. Evet, neden şimdi, mesela? Bunu merak ediyorum. Katılmadığınızı, neden katılmadığınızı merak ediyorum. Yani uçağın düşürülmesi Rusya'nın dahil olması mümkün değildir. Evet, onun teçhizatı kullanılmış olabilir ama irade, uçağı düşürülmesini sağlayan irade oradaki başka uluslararası yapılanmalardır, istihbarat örgütleridir. Ama Rusya'dan yapılan gayri resmi açıklamalarda hayır, Rusya'dan yapılan açıklamalar biz düşürdük diyor. Yani biz bunu koordine ettik diyor. Hiç öyle demiyorlar, yok. Hayır, yani basına yansıtacağını, yani Google varsa burada hemen açıp bakalım. Yok. Var. Yani bu yönde, hayır bu yönde basın açıklamaları var. Tamam, Rusya'nın resmi devlet ajansı değil, Rusya'nın resmi yetkileri değil. Ama Rusya'nın politikacıları bu yönde açıklamaları var. Gayri resmi bilgiler diyor Talat. Rusya devlet politikası olarak bu dönemde Türkiye ile Suriye konusunda karşı karşıya gelmez, Türkiye'nin yanında yer alır. Köprüden son çıkış stratejisini şimdi uygular, son ana kadar evet Suriye'nin yanındaymış gibi gözükür ama son çıkış geldiğinde de hemen otoyolu terk eder, Türkiye'nin yanında yer alır. Sayın Kazan, çıkarları bunu tabii gerektirir. Şimdi çıkarlarının bunu gerektirmiş olması ya da öyle görünüyor olmasının bir anlamı vardır.
Ama mevcut fotoğrafın da bir anlamı olmalı. Şu andaki mevcut fotoğrafa baktığımız zaman o fotoğraf benim, biraz flu gibi gözüküyor. Ama ben tam onu soruyordum. Mevcut fotoğrafa göre. Tam oradan, buradan. Tabii ki bu fotoğraflar hani peyderpey değişiyor. Mesela bir bomba o atmosferi değiştirdi. Şimdi burada ben tam onu sordum zaten. Bu Putin Esad'ı, çünkü Esad'ın durumu gittikçe yani bir kum saati gibi zorlaşıyor. Tarzan zorda. Zorda. Şimdi hangi şartlarda Putin terk eder? Artık tamam Beşar'ı hangi şartlarda terk eder? Çünkü burada Rusya'nın menfaatlerini Beşar dışındaki bir yeni bir Suriye yönetiminde anlaşılırsa, Rusya'nın menfaatlerinde üst vesaire garanti edilirse o zaman bir orta noktaya gelinebilecek. Ama size göre bu hangi şartlarda Putin artık tamam yani Beşar değişebilir der? Hangi olay onu oraya getirir? Evet. Onu soralım. Mesela ABD Dışişleri Bakanı Clinton'ın bunun hesabını, bunun bedelini öderler diye sert bir çıkışı oldu. Ama arkasından Rusya Dışişleri Bakanı da bu terbiyesiz bir açıklama dedi. Demek ki yani şu anda görünen Rusya bir tehdit algısıyla siyasal yöntemini değiştirmeyecek. Ha. Neyle değiştirebilir? Şunla değiştirebilir. Sizin de aslında sorunuzun içerisinde cevabı vardı. Suriye'deki yeni yönetimde Rusya'nın menfaatlerine aykırı görmediği bir süreç, bir yönetim şekli oluşur ise, artı ABD, Türkiye gibi Orta Doğu'da ve küresel anlamda güçlü aktörlerin Rusya'ya sağlayabileceği ya da verebileceği bir teminat olursa Rusya çekilebilir ve kaldı ki Sayın Başbakan'ın son gezisinin akabinde mealen söylediklerini anlıyoruz ki Putin en azından bırakabileceğini ama şartları görmek istediğini, yani bundan sonraki süreçte kendisinin Rusya'nın menfaatlerinin hangi şekilde gelişebileceğine göre karar vereceğini, yani burada obsesif bir takıntısı olmadığını söylemiştir mesela Rusya. Dolayısıyla kaygan bir zemindedir. Kendi menfaatleri belirleyecek. Kendi menfaatleri. Tam burada tekrar Kazdağlı'ya dönüp tekrar bir Rusya turu yapacağız. Bu, bütün bu Talat'ın son söylediklerini de ekleyerek bu son görüşmeyle, Erdoğan'la görüşmesini, Rusya bu son gelinen noktada artık iyice çember daralıyor. Pazarlık gücünü artırmak için mi bu pozisyonunu bugüne kadar domine etti? Yani bunu son tahlilde pazarlık ediyor o zaman Türkiye'yle. Tabii ki yani son ana kadar, nihai bir noktaya kadar pazarlığını sürdürecektir. Amerika da aynı şeyi yapıyor, Rusya da aynı şeyi yapıyor, Almanya'da, Çin'de, İngiltere'de aynı şeyi yapıyorlar. Bu gayet normal, anlaşılabilir bir şeydir. Bu son görüşmede zaten Esad sonrasının nasıl bir Suriye modeliyle, nasıl bir modelle Suriye yönetilecek üzerine yoğunlaşıldı, konuşuldu, tartışıldı. Yani Suriye'nin geleceğini konuştular. İsimler belki çok fazla ortaya atılmadı ama Suriye'nin geleceği üzerinde bir fikir birliğine varmaya çalıştılar. Zaten Esad'ı ikisi de kafadan sildi. Hele o bombadan sonra o iş orada büyük oranda bitti. Zaten ertesi gün Fransa Büyükelçisi'nin açıklaması onun bitmiş olduğunu gösteriyor. Tabii ki Rusya küresel güç, Amerika küresel güç, Çin küresel güç, Türkiye bölgesel güç. Bu bölgedeki yeni dizayn dünya dengesinin bir küçük provasıdır. Bu güç dengesi Türkiye burada aktif rol almaktadır ve Türkiye'de büyük oranda belirleyicidir. Bu pazarlıklar, görüşmeler Türkiye üzerinden Suriye ile, Rusya ile de sürüyor, Amerika ile de sürüyor, diğer ülkelerle de sürüyor. Türkiye bunu kendi adına sadece yürütmüyor. Aynı zamanda Suriye'deki muhalefet adına yürütülüyor. Oradaki halkın isyanının kürsüsü olarak onun talebini uluslararası mecraya taşıyarak bunu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu görüşmeleri yapması son derece normal. Zaten eski kendi coğrafyası. Bu anlaşılabilir bir şey. Rusya iki açıdan Türkiye'ye son derece önemlidir. Bir, Almanya'dan Rusya'ya kadar olan Avrupa sınırında Avrasya'ya açılan bölgede izlediği stratejik politika açısından Türkiye'ye muhtaçtır. Orada Türkiye kilit noktadadır. Bir de enerji kaynaklarının tüketim noktalarına, sanayi merkezlerine taşınma aracı olan Doğu Akdeniz'de bundan sonra güç dengelerinin oluşmasında kendisinin bypass edilmemesi için Türkiye'ye muhtaçtır. Türkiye burada kilit noktadadır. Dolayısıyla bu iki noktada kilit olan bir ülkeyi Rusya'nın bypass etmesi düşünülemez. Son ana kadar hak ve çıkarlarını korumak için mücadele edecektir, pazarlığı sürdürecektir. Ama dediğimiz gibi köprüden önceki son çıkışta köprüyü terk edecektir, köprüyü geçmeyecektir. Evet, evet Kazdağlı, sizde kalmıştık. Bu Liva diye bir
Şimdi bu bomba patlayınca ilk açıklamayı Özgür Suriye Ordusu'nun komutanı Riyad el-Esad yaptı. Riyad el-Esad Suriye, bizim Hatay bölgesinde daha çok yaşıyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yaralı olduğunu söyledi, duyurdu. İlk Laskiye'ye kaçtığını bildirdi. Bombalama eylemini de Liva el-İslam isimli bir örgüt gerçekleştirdi diye. Bugüne kadar hiç duymadığımız bir örgüttü. Buradan hareketle hemen sanal medyada, internet dünyasında Enver Paşa'nın liderliğinde çıkan bir dergi vardı. Liva el-İslam dergisi. Enver Paşa'nın sürgün dönemlerinde 15 Mart 1921 ile 1 Aralık 1922 tarihlerinde yayınlandı. Buna ilgili bir de kitap çıktı. Enver Paşa'nın sürgünü, İhtilalci İslam Birliği ve Liva el-İslam dergisi diye Selçuk Birsoy Salyangoz yayınlarından yayınladı. Bayağı da kalın, güzel, hacimli bir kitap. Bu Kurtuluş Savaşı döneminde İttihatçıların verdiği mücadeledir. Berlin'de bir araya gelip mücadele azmini yeniden ortaya koyduktan sonra bir teşkilat kuruyorlar. İttihat İslam Teşkilatı, İhtilalci İslam Birliği diye. İngiltere'ye karşı bütün İslam coğrafyasında bir örgütlenme ve bu örgütün faaliyetlerini anlatan bir dergi çıkartıyorlar. Daha sonra Bolşeviklere karşı verilen mücadeleyi bu dergi sayfalarında yer veriyor. En çok da Siyonistlere karşı uyarılarda bulunuyor. Filistin bölgesinde Siyonistlerin yerleşeceğine dair haberler bu dergide çok sıkça yer alıyor. Aynı zamanda da Anadolu'daki mücadeleye ile Enver Paşa arasındaki ilişkileri de anlatan bir dergi. O açıdan da önemli. Buradan hareketle sanki teşkilat-ı mahsusanın bir devamı, bir eylemmiş gibi bu iş lanse edilmiş oldu. Evet, teşkilat-ı mahsusanın devamı olarak MİT bugün bölgede çok yaygın bir faaliyet alanına sahip. Çünkü bu coğrafyaya hakim ve o dönemden kalan pek çok aile, sülale teşkilatı vasıtasıyla çalışmış olanlar bugünlerde Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilişki kurmuşlardır, yeniden hayatiyet kazanmışlardır. Ama bu eylemi doğrudan doğruya Türkiye'ye ve Türkiye'nin istihbarat örgütlerine mal etmek biraz da oradaki muhalefete haksızlık olmuş olabilir. Çünkü eylem tabiatı itibariyle yeni bir insanın, yeni bir yüzün o kurumun içerisine yerleştirilmeye izin vermeyen bir şeydir. Orada mevcut olan bilinen bir ismin ayrılarak muhalefetin yanına geçmesiyle gerçekleşmiştir. Ama bunun lojistik desteği, irade, bu işin gerçekleştirme planlaması Türkiye'nin katkısı olmuş olabilir. Zaten Türkiye bölgede herkesin yatak odasını izleyebilecek kadar yakındır. Size şah damarınızdan daha yakınız diye Osmanlı'nın bir sözü vardır. Bu coğrafyada Türkiye o noktaya doğru istihbarat açısından gelmiştir. O açıdan evet, çok da yabana atmamak lazım. Pek çok faaliyeti izlemektedir en azından, eylemleri gerçekleştirmese de. Evet, şimdi Rusya konusunu yavaş yavaş toparlıyoruz. Ondan sonra CHP'ye geçeceğiz ama şimdi sevgili Sedat, bu Türkiye bundan sonra ne olacağı konusunda Beşar'ın olmadığı bir geçiş hükümeti konusunda bir teklif hazırladı. Rusya ile bunu konuştu. Tam da bundan sonra neler olacağı bununla bağlantılı olarak onu senden alalım. Tabii. Yani bundan sonrasında belirleyecek birkaç tane faktör var ama önce hani 5. yol değerlendirmesi yaptı Celal. Onun üzerinde beşinci kol kısaca, değerlendirmesi kısaca yaptı. Çünkü, çok kısaca yapayım çünkü hatırlarsan yine bu programda öncekilerden bir tanesinde bir şey söylemiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nde muhafazakar aday adaylarından bir tanesi çıktı. Türkiye güvenilmez. Türkiye'de İslamcı teröristler iktidarda demişti. Onun görevi oydu. Ondan sonra aday adayı bile olmaktan vazgeçti. Şimdi Orta Doğu'daki hamlelerinde Amerika Türkiye'ye ne kadar güveneceği konusunda şüpheleri var. O yüzden 5. kol faaliyetleri için ihaleyi Türkiye'ye vermez zaten. Yani Türkiye bu işe gönüllü olsa da vermez. Bu Türkiye açısından iyi bir şey. Tabii. Ya kötü bir şey kendi, değil. Kendi işini yapar. O yüzden yani böyle bu denklemlerde, yani Batı'nın ya ABD'nin pozisyon almada sıkıntı çektikleri denklemlerde sanki Türkiye bir sınava tabi tutuluyormuş gibi bir hisse kaplıyoruz biz. Ve bu gerçektir. Önümüzdeki döneme ilişkin şimdi Yaşar Yakış eski Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde uzun bir söyleşi verdi. Aynı günde televizyonlara çıktı, bunları tekrarladım. Orada bir tezi var Yaşar Yakış'ın. Çünkü uzun yıllar Suriye'de görev yapmış bir diplomat, evet, aslında kendisi. Esad'ı dışlamak, Esad'la küsmek yerine dedi, Esad'la ilişkilerini sürdürseydi, Esad'dan sonrasını ya da Esad'da istediği bir modeli dikte ettirebilirdi, yaptırabilirdi diyor.
bunu yaptırmadı diyor. Esat'ı kapıları kapatarak, Esat'ı dışlayarak dedi. Çok oradaki, uğraştı ama Türkiye tabii. Oradaki kuruculuğundan, oradaki kurucu olma gücünü yitirdi. Esat'la beraber belki Suriye'nin geleceğine karar verebilirlerdi. Şimdi gelinen noktada hani Esat'lı bir model Türkiye kesinlikle istemiyor. Rusya'yla beraber bir model önerebilir mi? Önerebilir. Çünkü Rusya Esat yönetimi üzerinde hakimiyeti var. Türkiye'nin muhalifler üzerinde hakimiyeti var. Ve bunları bir yerde buluşturarak daha fazla kan akmadan, çatışma olmadan bir noktaya getirebilirler. Ama burada unutmamak lazım. İki tane orada Orta Doğu için önemli faktör var. Bir tanesi İran, bir tanesi İsrail. Yani İsrail bu Arap Baharı olarak adlandıran bu meselelerin nereye varacağını, kendisiyle ilgili nasıl bir potansiyel tehdit yaratacağını en iyi orada o coğrafyada hesaplayan ülkelerden bir tanesi. Rusya ile Türkiye'nin Suriye üzerinde anlaşması ve Esat'ın da bu anlaşmaya rıza göstermesi İsrail'in ne kadar çıkarını olacak? Aynı denklemi İran açısından kurmamız lazım. İran'ın ne kadar çıkarını olacak? Bundan sonra Orta Doğu'daki herhangi bir gelişme İsrail'in lehine olmayacaktır zaten. Çok emin miyiz? Çünkü İsrail orada savaştan besleniyor. Müslüman kardeşler diye bir örgüt ortaya çıkıyor. Ve denkleme baktığınız zaman Müslüman kardeşlerin, yani ortaya çıkan, güçlenen, iktidar ele geçen Müslüman kardeşlerin birinci düşmanı İsrail değil. Oradaki her ülkenin kendisinde örgütlenmiş ikinci bir İslamcı örgüt. Atıyorum Hizbullah, Hamas, El-Kaide. Yani belki dün, hoşlanacaktır. Dün belki, için bu doğruydu ama Arap Baharı'ndan bu tarafa ya da Arap İslamlarından sonra değişmeye başladı. Arap Baharı'nda İsrail şöyle hat-trick golü yediriyorsun. Yok. Hiç ben yani, o Mısır, Libya, Tunus konusunda İsrail çok gerekiyor. Çok ciddi bir bilgi aldı. Çünkü Müslüman kardeşler de Amerika'ya bağlılığını sürekli yüksek sesle teyit eden bir örgüt haline geldi. Amerika'ya bağlı olmak demek İsrail'e tavır almak anlamına gelmiyor. Bunun dışında bir de Kürt meselesi var tabii ki. Yani Suriye'de, Türkiye'de, İran'da, Irak'ta yakında ilgilendiren Suriye'nin bir ucunda da artık Kürt meselesi duruyor. Yani bunlardan bağımsız Suriye'nin geleceği de bulunmaz. Çetrefilli bir şey. Şimdi CHP konusuna Suriye üzerinden bir o böyle tampon bölgeyle yani ortak bir köprü bir konuyla geçelim istiyorum. Evet. O da şimdi yani Suriye konuşsaydık işimiz daha kolaydı. Bazı çevreler diyelim. Bu Beşar konusunu bir veya Suriye rejimi konusunu Türkiye'deki muhalefetin doğal uzantısı olarak görüp ya da görmek isteyip veya değerlendirmek isteyenler oldu mu sizce? Bu çünkü yani. Hükümeti biraz bu konuda hani hükümetin politikalarını tabii eleştirebilirsiniz ama burada bir anlamda hani sanki böyle Beşar'ın bençinde yedek kulübesinde yer alırmışçasına bir pozisyon almış gibi duruyorlar. Acaba böyle mi değil mi? Buradan biz yavaş yavaş böyle iç siyasete doğru sevgili Teler gelmeye başlayalım. Şimdi tabii yaklaşık 10 yıldır iktidar olan bir AK Parti var ve bunalan bir muhalefet var. Yani ne olacak diyor, işte darbe olmuyor belli, işte efendim yıkamıyoruz belli vesaire falan. Böyle bir öyle bir refleks tabii gelişiyor ki ya nasıl, hangi yöntemle biz AK Parti'yi, halbuki AK Parti'nin eleştirilmeye layık, eleştirilmeye müsait çok unsurları var. Yani onların eleştirilmesine karşı değiliz. Ben de zaman zaman bunu yapıyorum ama tabii. Bir milli menfaat noktasında bu, başka bir şey, bu çok başka bir şey tabii. Bu milli menfaat noktasında bırakın iktidara zarar verecek bir argüman dahi yakalasa muhalefet bunu başka ulusların kullanmasına müsaade edecek bir süreci geliştiremez. Böyle bir söylem dili geliştiremez. Dolayısıyla ne yazık ki böyle bir dil maalesef böyle bir dil var. Peki bu ama öyle bir soru sordunuz ki bu sefer CHP'nin bir CHP ile ilişkili işte son kongrele de ilişkin belki bir hızlı bir geçiş yapmak da gerekecek. Bu zeminle başlayayım mı yoksa? Yok, bu, siz... bu buradan yani bu konuş tamamlayıp oradan CHP'ye geçeceğiz. Evet, yani maalesef böyle bir şey var. Yani hangi unsurla yüklenirsem yükleneyim diyen bir yaklaşım var bu son süreçte de. Yani gördüm. Diyorsunuz ki hükümeti eleştireyim derken Türkiye'nin milli menfaatleriyle ilgili tamamen karşı tarafın bir sözcüsü gibi. Yani onu bilerek başka tarafın sözcüsü oluyum anlamında değil. Yapmazlar ama oraya çıkar. Ama oraya çıkıyor yani. Çıkıyor. Neticede oraya. Bu, niyet öyle olmayabilir. Tabii. Ama sonuç öyle oluyor. Bu duruma düşmemek gerekir diyorsunuz. Evet tabii. Evet. Şimdi evet. CHP konusuna geçiyoruz ki bu CHP konuşmak gazeteciler için
milli bir spor haline gelmiş çünkü. Risksiz de tabii, kolay da, güzel de aslında yani. 1135 sevgili seyirciler, 1135 gazeteci başvurmuş kurultaya. Evet. Ve 1250 delege var. Buradan da anlaşılıyor bu. Şimdi Talat'tan başlayıp burada CHP turuna dün saat 12 çeyrek geçiyordu. Bir televizyonda tartışma programı vardı. Tartışma programı Cumhuriyet Halk Partisi nereye gidiyor? Ve aynı zamanda Alevilik konusuydu. Bir Alevi dedesi başörtüsü için paçavra ifadesini kullandı canlı yayında. İşte diğeri başka bir ifadeyi kullandı. Saat 1'i geçiyordu. Ben Sevilay Yükselir programı sunuyordu. Saat 1'i 5 geçe telefonunu buldum. Sevilay Yükselir'i aradım. Orada Sevilay Yükselir müdahale etti aslında. Hani başörtüsüne paçavra diyemezsin diye. Sonra CHP'ye geçtiler vesaire falan filan. CHP'den memnun değiliz dedi tartışmacılar. Neden dedi, sordu moderatör. Alevilerin hakkını savunmuyor dedi. Kürtlerin hakkını savunmuyor dedi. Kendisi Alevi ve Kürt olduğu halde dedi. Alevilerin ve Kürtlerin hakkını savunmuyor dedi. Bir başkası başka bir şey söyledi. Şimdi bir liderden Kürtse Kürtçülük yapmasını, Alevi ise Alevicilik yapmasını bekliyorsunuz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela son kongresinde genel başkan bir tek liste çıkarttı. Değil mi? Dedi ki şunlar. Hani benim arzuladığım bunlar. Bunlar içerisinde seçin. Her taraf listeyle doldu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderini basiretsizlikle suçlanıyor. Şimdi gevşek bıraksanız size karizması olmayan lider deniyor. Deniz Baykal gibi baskıcı bir yapınız olsa ya sen demokrat değilsin deniyor. Dolayısıyla bu son süreçte göründü ki aslında Kılıçdaroğlu'nun yeni CHP söylemi doğru bir söylem. Yani hiçbir ideolojiye, hiçbir ilkeye tapılmaz. Günün realitesine göre bu güncellenebilir, değiştirilebilir. Değil mi? Ve aslında asla değişmez denilen Cumhuriyet Halk Partisi tabanının son iki günde gözlemlediğim iki düşünebiliyor musunuz? İki kişi delebildi. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da evet değişim olmalı. Yani obsesif, saplantılı, asla ben hiçbir ilkeyi tartışmam, bunları bir din gibi sahiplenirim diye bir olgu yok. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının da aslında yeni olgulara hazır olduğunu mesela bu kongre göstermiştir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir hizibin değil, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki koalisyonları yöneten bir lider olarak öne çıkması, bu birinci olarak bu önemlidir. İkincisi de bunu söylemezsem içimde kalacak. Cumhuriyet Halk Partisi de halen sağcılar neden burada sorusu soruluyor. Bu dünyanın, dünya siyaset tarihine geçecek kadar ironik bir sorudur. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili meclise soru önergesi versin, sağcılar oy kullanamaz desin o zaman. Kullanamasınlar. Sen elbette sağcıdan, solcudan, ülkücüden, türkücüden oy alacaksın. Bir kitle partisi olacaksın, iktidara geleceksin. Yani böyle bir niyetin varsa. Ve halen sağcılar neden yönetimde? Sağcılar neden var? Halbuki orada topu topu tutsanız işte 5 tane, 6 tane veya 7 tane sağcı var. Neden sağa açıyorsun? Ya elbette her parti Sedat Oradan şeye bakıyor. Tabii şimdi solun Ankara'daki ağabeylerinden birisidir. Bana kötü bakmaya başladı. Ama sözümü tamamlayacağım. Elbette varlık nedenini koruyacaksın. Bir düşünce özgürlüğü var. Sözünü sonuna kadar söyleyebilirsin. Tabii elbette. Ben de senin sözünü olarak söyleme. Elbette ben de senin sözünü sonuna kadar söylemene sahip çıkacağım. Varlığın şimdi, yetiyor diyorsan sürecin. Şimdi yani solcularda böyle bir acayip bir şey var kardeşim. Sağ alerjisi. Dört elimi birleştirip sağcılarda da sağ ideolojide de sol kompleksi var. Yani şimdi böyle bir şey olmaz. Siyaset yapıyorsun. Kılıçdaroğlu diyor ki ben sağdan da alacağım, soldan da alacağım oyu. Evet, hayır gözüne batıyor halen. Yani şöyle bir tabii solun
şey repliği güçlü doğrusu. Yani sağcılar ya en iyisi bile biraz faşisttir. Hani falan. Yani bunu iyi işlemişler. Yani dolayısıyla bir sağcı biri ortaya çıktığı zaman bunu hemen kategorize etme ihtiyacı hissediyorlar. Sağda da ben solculara benzeyim. Ya solcular benden daha entelektüel, daha demokrat diye böyle bir kompleks var. Şimdi efendim bu ilginç bir paradoks. Bu atılmalı. Ve bu yönden ben Kılıçdaroğlu'nun mesela Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde şimdiye kadar gelmiş en önemli, yani sağ tolerans eşiği en yüksek, muhafazakar geleneğe en yüksek lider olması hasebiyle ben Kılıçdaroğlu'nun liderliğini çok önemsiyorum. Yani bu kapıyı, bu süreci, yani kitle partisi ilk defa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitle partisi olması yönünde çok önemli bir süreci başlattığını düşünüyorum. Evet, bu CHP konusundaki diğer sorularımız olacak sana diğer turlarda. Şimdi Sedat Bozkurt'a geçiyoruz. CHP delegesi partiye nasıl bir rota çizdi sizce? Yani bu sonuçlardan sonra nasıl bir tablo ortaya çıktı? Nasıl bir mesaj verdiğini, bundan sonraki CHP'nin yol haritası için bu nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? Yani bu rotanın CHP'ye nasıl bir rota çizdiğini düşünüyorsun CHP delegesi? Ya ben bu kurultaya çok böyle anlamlar yükleyenlerden değilim. Yani bu kurultay sonuçta 60 kişilik parti meclisini seçme kurultayıydı. 60 kişilik parti meclisini seçtiler, gittiler. Yani bir partiye yön verecek, partinin rotasını belirleyecek bir kadroyu kalburüstü bir kurultay olduğunu kabul etmiyorum diyor. Kesinlikle evet. Değil. Yani hele dönüşüm, değişim falan hiç değil. Hele yeni CHP, çünkü işte geçen programda da getirmiştim, bir sürü yeni CHP var. Yani son 20 yılda 4 tane yeni CHP olur mu? Şimdi sıkıntısı CHP'nin şu, yani sol sağ meselesi. Türkiye'de sağda boşluk yok, solda boşluk var. Yani sağda sağcılığı hakkıyla yapan partiler var. Yani MHP ile AK Parti. Sürekli sağcılaşan bir iktidarımız var zaten. AK Parti geldiğinde kendini merkeze oturtmuştu. Sadece kendisini değil, Türkiye'de ilk kez bir siyasi yapı siyasetin tamamını dizayn ediyordu. Kendisi merkezde oturmuştu. Refleksleri itibariyle sağcıydı ama hamleleri itibariyle de sola hamleler yapan bir siyasi yapıydı. İlk iktidar oturduğu zaman. Alan bırakmadı değil mi? Bir arada yani solda. Ona göre herkes, kendisini ona göre konumlandırmaya başladı. Sağdaki partiler, soldaki partiler. Yani iktidar nerede oturuyorsa ona göre kendilerini sola, sağa çekmeye başladılar. Burada çok önemli bir tespit bu gerçekten. Sağda bir boşluk yoktu. Doğru. Burada siz solun içinde dolduracaktınız. Yani sağcıların sol partilere gelip siyaset yapmaları sol partilerin sorunu değil. Sorunsa sağcıların sol partilere gelmeleri sorundur aslında. Yani geliyorlarsa sağcılar sol partiye, demek ki sol partide bir şey görmüşler. Rahatsız olmamak lazım değil mi? Rahatsız olmamak lazım. Yani, evet. Tam tersine yani doğru. Solun tabii. Bundan bir kendisine kazanım çıkarması lazım. Buradan evet. Bir sonuç çıkarması lazım. Çünkü evet. Niye? Solda ısrar etmek zorundasınız siz. Yani solcu olmak zorunda CHP. Yani sadece kendi adını sol olarak çağırmamalı. Yani işte türbana paçalı diyen bir CHP ne kadar CHP'yi bağlar. Yani bir CHP'nin bu konularla artık konuşmaması lazım. Geçmişe dönük de bir eleştiri yapması lazım. Türban bu ülkede tartışıldığı için eğitim sorunlarını tartışamadık biz. Yani başkası lazım diyorsunuz. 18 yaşındaki çocuğun kılık kıyafetine, hepimizin evinde 5 yaşındaki çocuklar var ya. Çocukların kılık kıyafetine karışma hakkımız, olanağımız var mı? Siz 18 yaşındaki insanların üniversiteye nasıl geleceklerine ilişkin bir dayatma içindesiniz. Ha bunun bir sürü şeyi var, argümanı var tartışma açısından. Yani karşısındaki insan bunun bir dini inanç gereği olarak söylediği zaman, bir özgürlük olarak bakmadığı zaman da bir başka sorun ortaya çıkıyor. Bir başka tartışma alanı ortaya çıkıyor ama bunların hepsi dediğim gibi tuzaktır. İnsanın enerjisini alan patinaj sorunlardır. Şimdi bu hala bizim ülkemizde ve hatta dünyada solun argümanı çok nettir. Hani hala dünyanın kaynaklarını nüfusun %20'si yiyor, %80'ini nüfusun %20'si yiyor, %20'lik kaynağı %80 paylaşıyor. Bu Türkiye'de de geçerlidir. Herkes zenginleşeceğiz diye bir iddiayla çıkıyor Kemal Kılıçdaroğlu ortaya. Herkesin zenginleşmesi zaten doğanın yapısına aittir. Yani hayatın olağanına akışta. Evet. Bu ülkede yoksullar var. Yoksulluğu ortadan kaldıracağım diye bir iddiayla gel. Yani bu ülke zengin bir ülke. Zenginliklerin paylaşımında sıkıntı var. Sen argümanını buradan yakala. Zenginleşen kapitalist bir terminolojinin yaklaşımıyla bunu şey yapıyorsun. Yani, varlık nedeniyle şey yapıyorsun. Tabii, tabii hiç yani burada konuşulacak bir, kullanılacak bir dil bile değil. Yani orada ciddi bir şey söyledi Ecevit'in Kemal Kılıçdaroğlu. Beğenirim hep tabii. Yani dedi ki işte bu Avrupa ve Amerika'da yaşanan ekonomik krizlerden bir ders çıkarmış. Çünkü sola hep şu eleştiri getirilir. Bir ekonomi ayağınız yok. Ekonomik olarak ne yapacaksınız?
Buradan kendine bir kavram üretmiş. Muhtemelen çevresindeki akademisyenler üretmiş bunu. Devlet denetiminin biraz daha arttırıldığı liberal sistemden bahsediyor. Yani devlet denetiminin biraz daha arttırıldığı liberal sistem nedir? Krize düşmüş Avrupa. İşte devletin müdahaleci olduğu. Yani o da parasıyla müdahaleci oldu. Denetleme sadece para takviyesidir. İşte Amerika'da aynısını yaptı. Morçuk krizinden sonra Avrupa'da aynısını yaptı. Şimdi AB aynısını yapıyor. Üye ülkelere para veriyor. Şimdi AK Parti'nin uyguladığıyla bunun arasında hiç fark yok ki. Evet. Yani AK Parti devletin mutlak denetimini hakim kıldığı bir liberal ekonomiyi yönetiyor. Evet. Yani şimdi, bunu biraz kanırtarak yapıyor. Şimdi farklı bir şey söyle. Şimdi sevgili Sedat, Ramazan'ın birinci günü CHP'li belediye şarap günü yapıyor. Yahu Allah'tan i̇şte, kork. Bak şimdi. Yani. Hani sosyolojik olarak baktığın zaman da bu yanlış. Allah'tan değil. Yanlış. Şeyden korksun. Efendim, seçmeninden korksun. Hayır. Şimdi geleceğim. Şimdi. Allah'tan korkanlar da vardır. Kendisine saygı duyanlar da vardır Türkiye'de. Yani biz bunu Allah'tan korkan sıralıyorum. Bitmedi sözüm. Yani sosyolojik olarak da yanlıştır. Etik olarak da yanlıştır. Hani bir ateist açısından da yanlıştır bu. Bir dindar açısından da yanlıştır. Hani biz her zaman söylüyoruz. Bir Budist'e de saygı duyarız değil mi? Biz bir kiliseye girildiği zaman saygı duyarız. Yani Hindistan'a gittiğiniz zaman bir ineğe saygı duyarsınız. Şimdi Müslüman bir ülkede yani sanki inat eder gibi. Sanki ya kardeşim biz de böyleyiz. İşte biz de şarapla açarız diye. Yani böyle bir psikolojik başkaldırı. Üstelik de senin liderinin hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesela mesajı var. İşte ibadet zamanıdır, işte şudur budur. Yani çok yani herhangi bir merkezdeki bir parti lideri gibi güzel bir açıklama yapmış. Şimdi mesela bu uzlaşma noktasına ısrarla Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde devamlı bir provokasyon var. Yani AK Parti'yi 10 senedir güçlü yapan ne? Şu ya da bu şekilde halkın ana damarları üzerinde o duygularıyla beraber hareket etme refleksi. Bu zaman zaman zayıflamış mıdır? Zayıflamıştır bana göre de. Yani eğer öyle bir tartışma açısı onu da söyleriz ama. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes bir derebeyi. Yani senin liderinin verdiği mesaja bak. Sen bir ilçe belediye başkanı olarak tüm İslam aleminin mübarek kabul ettiği bir zamanda sen şarap günü yapıyorsun. Yani şarap günü yaparak şey ya bu laiklik falan değil. Yani, bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Yani. Ya tabii. Evet. Buradan çok tartışırız bunları. Çünkü evet, bunların hepsi psikolojik engellerdir. İşte 28 Şubat sürecine ben hatırlıyorum. Arabaların arkasına mülk Allah'ındır diye yazarlardı. Ya da işte Osmanlı imparatorlarının tuğralarını koyarlardı. Bu bir şeye itiraz biçimiydi. Şimdi bakıyorum aynı arabaların arkasında atam izindeyiz falan yazıyor. Kendi inandığın değerlerin baskı altında olduğunu hissettiğin zaman buna bir itiraz etmek için zemin ararsın. Ama bu yöntemi bu olmamalı. Doğru. Olmalı. Yani tabii. Yani, ama bu bir yöntem olamaz tabii. Bunları artık çok... Türkiye'nin aşması lazım. Tabii, yani her iki taraf için de söylüyorum. Anlıyorum. Yani kendini layık olarak olamaz. Tanımlayan da evet. İşte Müslüman yani, olarak tanımlayanlar atması tabii, lazım. Tabii içkisini içmek tabii, isteyen tabii. Yani hiçbir baskıya maruz kalmadan içebilmeli. İşte öyle olunca böyle oluyor. Elbette namazını kılmak isteyen de ama değerlere saygılı olacağız. Kurultay'daki mesaj, Kurultay aslında yani Kurultay'da genel başkanın bir irade eksikliği vardı. Bu kurultaylarda genel başkanlar partiyi yönetecekleri ya da parti uygulamak istedikleri politikaları uygulayabilecekleri arkadaşlarını seçerler. Kurultay üzerinden de bunu onaylatırlar. Biz ilk kez böyle bir kurultayda 60 kişilik parti meclisi için 98 kişilik bir genel başkanın liste sunduğunu gördük. Yani bu bir aciz işaretidir aslında. Bir genel başkan için zafiyettir. Niye demokratik bir şey olarak da bakabiliriz? O zaman bırakırsınız. Kurultay delegeleri 400 tane, 300 tane adayın ama içinden 60'ını seçer. Yani orada genel başkanın bir tercihi vardır. Öyle değil, olmaz. 90 der, 68 zaman, der. Yani orada 90 tane tercih de bulamaz genel başkan. 60 tane tercih. Solculara hiçbir şey beğendiremiyorsun kardeşim ya. Vallahi yani. Zor işte. İşte bu yüzden solculuk zor işte. İşte onun için 40 senedir, 50 senedir iktidara gelin. Yani biraz da, abi, ya biraz da bir kendinizi bir eleştirin yapmayın Allah aşkına. Solculuk biraz ilke işidir. Biraz ahlak işidir. Birazcık bu ilkelerinizden ödün verdiğiniz i̇şte, zaman siz sıradanlaşırsınız. Öteki işte bak, olursunuz. Solculuk, burada da aynısıdır. Bak, ama şimdi bak. Şimdi kolektif bir yönetim istiyorsan. Kolektif bir yönetim. Bu dilde yanlıştır. Şimdi bu ilke işidir, ahlak işidir dediğin zaman
karşı taraf ilkesizdir, ahlaksızdır demeye getirilir. Hayır, şimdi bu değil. İnandığı ilkeler, bu değil, eskinin dilidir ama. İnandıkları ilkeler başkadır. Ama son ilkeleri budur. Bu eskinin dilidir. Eskimeyen dildir. Bu, canım, hayır. İlkesi mi olalım bu, şimdi? Bu öteleyen dildir. Yani değil, bu, bu sol yaklaşımın, yani Türkiye'de o kaba dil. Bu yani. Ama bu ama bu kaba bir dildir sevgili Sedat. Şimdi bu kaba dil, bu ötekileştiren dildir. Yani sol etiktir, sol... Hayır yani biz insan olarak bakalım ya. Ama şimdi... Ya tarih pratiği sana onu gösteriyor. Efendim, yani ben söylesem de olmayacakmış. Şimdi insan... Yani bunlar tek tek efendim, özellikler üzerinde konuşalım. Hayır anladım. Yani bunu bir sol sağ tartışması içerisinde... Söylemiyorum bunu ama ötekileştiren bir yaklaşımdır yani. Şimdi parti yöneteceksiniz. Sonuçta parti meclisi ne yapacak? Parti meclisi kimin milletvekili olacağına, kimin belediye başkanı olacağına karar verecek. Bu anlamda önemli bir yer. Parti politikalarını damardan etkileyebilecek bir yapı değil. Hiçbir partininki de değildir. Bir parti organıdır, karar mercisidir. Şimdi bu parti meclisinden bir de MYK oluşturacak. İşte parti yöneteceği insanlar oluşturacak. Bu partide daha önce birlikte çalışmayacağını söyleyen insanlar da şu anda parti meclisine girdiler. Bunların bir kısmı MYK'ya taşındıkları zaman ne olacak? Bu da soru işareti. Kurultay'da işte kurultay listesinde, daha doğrusu genel başkan listesinde iki isim deldi. Biri Fikri Sağlar, biri İlhan Cihaner. İkisi de soldan bakan insanlar. Ercan Karakaş da oradaydı. En çok oyu alan insanlara bakıyorsunuz. Adnan Keskin. Parti emekçisidir. İnsanlar seviyorlar, oy verdiler. Murat Karayalçın bakın gitmiştir, gelmiştir. Kaç defa gitti geldi. Gitmiştir, gelmiştir ama gerçekten bir hem parti emekçisidir hem parti efendisidir. Yani bu partide pek çok şeye maruz kalmıştır. Ama Karayalçın'la oturun. Program yapın, özel sohbete girin. Partisiyle ilgili laf söylemez, size de laf söyletmez. Yani gerçekten şeydir. Bunun tabanda yanıt bulduğunu görüyorsunuz bunlarda. Çok sayıda da çizilen insanlar var. Yani çok az oyla parti meclisine giren insanlar da var. Bir de tabii ki bu tarih çok öğretici, zaman çok öğretici. Önder Sav, Deniz Baykal. Yıllarca mutlak hakimiyet kurarak partiyi yönettiler. Ama partiyi makamlarından kaynaklanan güçle yönettikleri ortaya çıkıyor. O kurultay salonuna Önder Sav ya da Deniz Baykal'dan bir tanesinin girdiği zaman kurultay salonunun yıkılması lazımdı. Saygıdan yıkılması lazımdı. Yok. Herkesin ayağa kalkması lazımdı, alkışlaması lazımdı. Demek ki siz mutlak otoriteyle partileri yönettiğiniz zaman o otoriteye kaynaklık eden güç elinizden gittiği zaman o parti için bir hiçsiniz. Bu çok önemli bir tespit. Deniz Baykal'a bağlı bir isim yok seçilenler arasında. Yok. Sava'da bir yakın. Tekin Bingöl. Tekin Bingöl. Önder Sava girdi söyleniyor. Bunu teyit ediyoruz. Tabii. Kesinlikle teyit ediyoruz. Şimdi buradan yeni çıkan bir parti yönetimi var. Kurultay tarafından da onaylandı. Kısmen kurultay iradesini yansıtan bir parti yönetimi. Bir araya gelecekler. Üstlerinden MYK çıkacak. Şimdi MYK'da Gürsel Tekin'le örneğin Erdoğan Toprak gene karşı karşıya gelecekler mi? Soru budur. Yani parti meclisinde aynı salonda bulunacaklar. Bunlar şimdi parti içinde iki ayrı hizbi temsil ediyorlar. Yani bu hizip sayısı da çoğalabilir. Yani sadece şeyle değil. Şimdi kolektif yönetimler bitti falan yok dediğin gibi yani. Tabii, mümkün tabii. Değil. Tabii. Mümkün değil. Çünkü yani söylediğim gibi milletvekili adaylığı belirlenecek. Belediye başkan adaylığı belirlenecek. Ve CHP'de şöyle acayip bir durum var tabii ki. Bir bakıyorsunuz muhtelif milletvekilleri muhtelif yerlere belediye başkan adayı olma niyetlerini sağla solla paylaşıyorlar. Ya madem belediye başkanı olacaksınız niye milletvekili oldunuz? Gidip o kulvarda yarışsaydınız. Belediye başkanlığı evet, sanki olsaydınız. Sıçrama milletvekilini biraz da sıçrama tartışı gibi gören bir yaklaşım da var. Tabii doğru yanlış. Bu ayıp. Yanlış. Evet. Yani bir de işte kendisini solda tanımlayan partiler için yüktür. Taşıyamazlar bunları. Yani o partiyi yönetemezler. O partide sıkıntılar ortaya çıkar. Yani o partide demokrasinin bütün kanallarının açık olması lazım. Kolektif yönetim açık olması lazım. Yani tek adam mı, çift adam mı? Yani şu konjonktürde, yani Türkiye'de bugün işte müthiş bir siyasi gerginlik var. Ne olacağı belli değil. Biraz önce komşularımızdan bir tanesini konuştuk. Biraz daha yukarıya çıkarsak o komşularımızla 5-6 tanesini daha konuşabiliriz. Bir sürü sorun, sıkıntı var. CHP kurultayında ülke politikaları konuşulmuyor, tartışılmıyor. Hatta ülke politikalarına farklı görüş açısı ortaya getiren genel başkan adayları çıkmıyor. Yani Deniz Baykal mutlak hakimiyeti döneminde bile 3-5 oy alsa da bir tane aday çıkardı. Tabii. Bu partilerin zenginliğidir. Yani özellikle tabii. Sol partilerin zenginliğidir. Doğru. Evet. Şimdi Cihal Kazdağ'ına dönüyorum. Burada delegelerin aldığı oylara bakarak, buradaki sonuçlara bakarak bir değerlendirme yapmanı isteyeceğim. Şimdi mesela Erdoğan Toprak ve Gürsel Tekin'in daha listenin üst değil de alt kısımlarına yakın taraflarda oy aldığını görüyoruz. Adnan Keskin en çok oy almış ki uzun yıllar Baykal'la birlikte olmuş bir isimdi.
Karayalçın ve liste edilerek Fikri Sağlar'ın döndüğünü görüyoruz. Şimdi bu resim, bu kurultayda çıkan resim, siz nasıl okuyorsunuz? Yani bu yeni CHP, yani ve sürekli değişim diyerek değişmeyen bir parti görüntüsü veriyor. Ama delegenin verdiği oylar açısından bir alt okuma yaptığımız zaman, bu aynı zamanda partinin bundan sonraki yerel seçimlere hazırlanmasıyla ilgili olarak önemli bir parti kadrosu, ilk 11'i diyelim. 11 kişi değil ama 60 kişi, ama o anlamda bu şekilde nasıl görüyorsunuz? Yani bu partinin geleceğine yönelik delege eldeki adaylar arasından en iyilerini çıkartıp seçmiştir. Yani ona baktığımızda iyi bir seçim ortaya çıktığı görülebiliyor mevcut yapı içerisinde, mevcut adaylar içerisinde. Gürsel Tekin ve Erdoğan Toprak gibi isimlerin az oy almasının nedeni birbirlerini çizmiş olmalarından kaynaklanan bir şeydir. Yoksa Bekabet, rakip olmasalardı onlar da aşağı yukarı aynı oyları alabilirlerdi. Eğer çatışan gruplarsanız çizik yiyorsunuz. O zaman da oyunuz düşüyor. Parti içindeki mücadele devam edecek, evet. Onlar açısından değişmeyecek. Sol partilerde o hep gelenekti zaten. Evet. İki çizgi mücadelesi klasik devam eder ama CHP'de iki çizginin ötesinde neredeyse 20 çizgiye yaklaşan bir yapı bile oluşabilir. Aslında hem gençlerden oluşan, hem geçmiş tecrübeyi taşıyan, hem kendi alanlarında pek çok beceri sahibi ve toplum önüne çıkmış olan, ekran yüzü olan isimler biraz seçilmiş oldular. Adnan Keskin işte bir tecrübedir. CHP'nin canlı kütüphanesi diyebiliriz. Herkesi bilir, tanır. Dışa dönük değildir ama parti içerisinde herkesin derdine bir şekilde koşar ve en azından dinler ve ayrışmayı, çatışmayı öteler, önler. İnsanların bir arada kalmasını sağlayabilecek bir mekanizmayı orada kurar. Muhtemelen teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı olacak ama aslında bir şeyli yapmayacak. Çünkü kongrelerini yeni yapmış bir partide teşkilat sorunu çok fazla yaşanmaz. Ondan sonraki seçimlerden sonra olası bir sıkıntıda devreye girer ama bir abi rolü orada oynayacaktır. Murat Karayalçın hem dış politikada tecrübe kazanmış hem yerel yönetimlerde başarısı olan ve fikri bir birikimi de bulunan kişi olarak hem de ekran yüzü olan birisi ve iyi de bir seçim olmuştur. Ercan Karakaş aynı şekilde. Fikri Sağlar her şeye rağmen aşağıdan gelmiştir ve son dönem olup bitenleri de biraz daha anlamıştır. Sol kanattan olmasına rağmen Türkiye'nin yaşamakta olduğu serüvenini de bilir. Gürsel Tekin her şeye rağmen topluma dokunan bir isim. O açıdan var. Erdoğan Toprak da muhtemelen işte paranın başında olduğu için örgüte muhtemelen fazla para aktarmadı. O yüzden biraz çizik yemiştir. Bir de fazla mesaj da vermediği için. Muhasiplerin kaderi. Muhasiplerin kaderidir bu işler. Onun dışında Feyzoğlu, Şafak Pavay, Umut Orhan gibi isimler yer aldı. Bunlar kendi alanlarında hep başarılı, öne çıkmış insanlar. CHP'nin üretebileceği, vitrine çıkarabileceği iyi, başarılı isimler bunlar. Bunların bir arada yönetilebilmesi gerekiyor. Bunlardan eğer bir takım kurabilirse Kılıçdaroğlu başarılı bir ekip oluşturmuş olabilir. CHP bu açıdan baktığımızda sorunlarını büyük oranda aşmış gözüküyor. Halkın değerleriyle eskisi gibi çatışan bir CHP'de söz konusu değil. Şarap olayı tekil bir örnektir. Başörtüsüne söylenen söz çok tekil bir örnektir. Partinin bir yönetim olarak, anlayış olarak, zihniyet olarak böyle bir tavrı yok. Tam tersi toplumun değerleriyle barışmaya ve onlarla örtüşmeye, onu içselleştirmeye başlayan bir partidir. Bu açıdan da son derece iyidir. Bildiğimiz toplumun laik, şeriatçı bölünmesini bu şekilde geride kalmış, aşmıştır. Bu açıdan da CHP önemli bir rol oynamıştır. Ama CHP'nin sorunu kadro sorunu değil. CHP'nin sorunu başka bir şey. CHP Türkiye'nin son 10 yıllık dönüşümünü yeterince anlamış gözükmüyor. CHP dünyadaki değişimi algılamış gözükmüyor. CHP yanı başımızdaki Suriye meselesini, Arap dünyasında olup bitenleri, Kuzey Afrika'daki bütün değişimi algılamış gözükmüyor. Ve bunu hep eski retorikle bakıyor. Hep masanın yanlış yerinde mi yer alıyor diyorsunuz? Hep masanın yanlış yerinde alıyor. Mesela bir gün önce konuştu Kılıçdaroğlu bir kongredeki konuşmasında, dış politikada Türkiye tarihin en büyük kırılma noktasını yaşıyor diye eleştirdi. Orta Doğu'da taşeronluğa üstlenirseniz, Batı'nın taşeronluğunu üstlenirseniz böyle olur dedi. Egemen güçler ateşi elleriyle tutmazlar, ateşi tutacak maşa ararlar. Taşeronluğa soyunmayın, ateşi tutacak maşa olmayın deyip bir de Davutoğlu'na saldırdı. Davutoğlu'nun kendine bile hayrı dokunmuyor, ne diyeyim. Kendisi tam Allah'lık
dedi. Bunu dediğinin ertesi günü Rusya'ya gidildi. Orada bambaşka bir tablo ortaya yani çıktı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yeni devlet politikasını okuyamıyor mu? Hem yeni devlet politikasını okuyamıyor. Yeni devletten öte toplumun geldiği yapıyı algılamıyor. Dünyanın geldiği yapıyı algılamıyor. Dünyadaki güç dengelerinin nasıl değiştiğini bilmiyor. Suriye'deki mücadelenin ne anlam ifade ettiğini bilmiyor. Ve Türkiye'nin burada ne rol oynamak istediğini bilmiyor. Artık 1916'da çizilmiş olan Sykes-Picot sınırları bitti. Evet. Konu Beşar Erdoğan konusu değil ki. Hatta onu revize eden Camp David Antlaşması'nın ortaya koyduğu tablo da bitti. Artık haritalar yırtılıyor ve yeni bir dünya kuruluyor orada. Bu yeni dünya kurulurken yurtta sulh, cihanda sulh diye bütün delegasyonu bağırttırmanın bir anlamı yok. Çünkü o 1923'ün gerçeğiydi. Evet, 1923'te o slogan gerekiyordu. Çünkü koca bir Osmanlı'dan geldiniz ve parçalandınız, küçüldünüz. Siz gerileyen bir güçtünüz. Doğal olarak yurtta da sulh, cihanda da sulh. Artık yeter, savaşmayacağız, bu topraklarımızı koruyacağız. Çünkü bu bizim son sığınağımız diyordunuz ve buna ihtiyacınız vardı. Ama şimdi öyle değil. Elin Fransız'ın ve İngiliz'in çizdiği sınırlar artık bir tarihe oluyor, kaldırılıyor ve yeni bir dünya kuruluyor, yeni bir güç dengesi kuruluyor. Hala burada siz kalkıp şey diyebilirseniz, yurtta sulh, cihanda sulh diyorsanız bu olmaz. 911 kilometre sınırınız var Suriye ile, Irak'la beraber 1348 kilometrelik sınır. Bu iki sınırda da bir savaş var, iç savaş var, kavga var, dövüş var. Her gün insanlar ölüyor. Ben yurtta sulh, cihanda sulh deyip kenara çekilip beklerseniz olmaz. Buranın düzenlenmesi, kurgulanması sizin işiniz. Amerika'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Çin'in işi değil. Onlardan önce sizin işiniz. Orada ölen insanların yardımcısı olmak, onların sözü olmak, onların platform olmak sizin göreviniz. Hem tarihsel göreviniz, hem insanlık göreviniz. Sadece bir de komşuluk hakkınız yani, her şeyden önce. Bunu algılamazsanız istediğiniz kadar yeni kadrolar getirin, yeni insanlar ortaya koyun. Onların kalitesine, yeteneğini de yazık etmiş olursunuz. Yani öncelikle partinin bu gerçeği görüp kendisini yenilemesi, yeni bir zihin dünyası, yeni bir dünya okumasına geçmesi gerekiyor. Güçler dengesini yeniden algılaması gerekiyor. Yeni Türkiye'nin kurucu aktörü, partisi olmaya soyunması gerekiyor. Temel her şeyden önce. Evet, bu buraya geçemez ise, hala 1923'te kalır ve o bağlardan kurtulmayacağım gibi bir tavır içerisinde varlığını sürdürürse bu olmaz. Kılıçdaroğlu şöyle bir izlenim bırakıyor insanlarda. Sanki birileri bir şey söylüyor, o onları tekrarlıyormuş gibi. Kendi görüşleri de değil. Yani o neredeyse kim söylüyorsa bu lafları onlardan alıp aktarıyor. İnanarak da söylemiyor yani. O da belli oluyor. Yani bu siflörlükten vazgeçsin. Başkaları onun kulağına bir şey söylemesin. Kendisi coğrafyaya baksın. Bu insanlar, seçilen insanlar, bu dünyayı ve Türkiye'yi algılayabilecek kapasitedeki insanlar. Bunlarla birlikte ne olup bittiğini baksın. Seçilenlerin dışında bir başkasının görüşüne, onların fikir empoze etmesine CHP'nin ihtiyacı yok. CHP bu cumhuriyeti kurmuş bir parti ve kendi tarihinde bu genlerinde bu özellikler var. Kendisi hayattan öğrenebilir, kendisi geçmişten öğrenebilir. Yani sonuçta teşkilat-ı mahsusanın bir ürünüdür CHP'de, Türkiye Cumhuriyeti'de. Bugün teşkilat-ı mahsusanın geldiği bambaşka bir coğrafya var. Bunu izlemek CHP'nin görevidir yani. Her şeyden önce CHP'nin görevidir, bizlerin görevi değildir. Şimdi, evet, şimdi tam burada benzer bir şekilde geçiş yapacağım. Şimdi yalnız tabii ben Sayın Kazdağlı'nın özellikle o sosyolojik noktadaki tespitlerine önemli ölçüde katılıyorum ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da şöyle bir haksızlık yapılıyor tabii. Olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii hani sola nereden baktığınız, işte sağa nereden baktığınız, dünya görüşünüz, yaşayışınız, okuduklarınız, birikimlerinizle alakalı bir şey. İşte yani örneğin bana sorarsanız sola Ecevit'in penceresinden bakanları ben daha saygıdeğer görürüm kişisel olarak. İşte bir başkası başka türlü görür. Sağ içinde böyledir vesaire falan. Şimdi bu Kılıçdaroğlu'nun kimseye yaranamama gibi veya çok kolay bir av, çok kolay bir hırpalanacak bir materyal gibi görülmesini yanlış değerlendiriyorum ben. Neden? Şimdi bakıyorum, ben burada olan arkadaşlarımı tamamen bundan ayırarak söylüyorum, azade ediyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nu Kürtçü olup Kürtçülük yapmadığı için, Alevi olup Alevicilik yapmadığı için eleştiren çok ciddi bir kesim var. Neden bunu sen bulunduğun mevziyi şey yapmıyorsun diye. Ve sen eski CHP yerinde dursun, sen yeni CHP derken aslında işte Kemalizm vurgusunu, Atatürkçülük vurgusunun o DNA'larıyla oynamak istiyorsun. Arkadaş, eleştirisini yönelterek Kılıçdaroğlu'nu
belli bir noktaya hapsetmek isteyen bir yapı var. Bu bir kısmı. İkinci bir kısmı var. Ben şeye bakıyorum mesela muhafazakar kesimde de Kılıçdaroğlu yerden yere vuruyor. O zaman şu soruyu sormak lazım. Ya başörtüsüne karşı değilim diye defalarca söyleyen mesela Sayın Kılıçdaroğlu. Efendim sağın kutsal kabul ettiği geleneklerle çatışmayacağını ifade eden, beyan eden, yani bu noktada duran bir Kılıçdaroğlu var. Muhafazakar gelenekten gelen de Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuruyor. Kemalist gelenekten gelen de vuruyor. Yani bu işte bir yanlışlık var. Yani bu işte bir bilemediğimiz ya da çok netleştiremediğimiz bir alan var yani. Hepsinin dolayısıyla doğru, hepsinin doğru olma ihtimali yok mu? Hayır efendim. Yani öyle hepsi doğru. Evet. O matematik değil ki siyaset. Şimdi burada sevgili Sedat, hani evet, matematik olsa tamam, sağlamasını yaparsın. Doğru. Bir şey demiyorum ama şimdi herkes kendi bulunduğu noktadan bir kolay av görüyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu üslubu ve dili eskiye oranla hiddetlenmesi, değişmesini itiraz ediyorum ve yanlış buluyorum. Onu söyleyeyim. Evet. Bazı durduğu noktaları da hani sırf işte iktidara vurayım tarzında. Bunu da yanlış buluyorum. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle sağlı sollu bu kadar yumruk yemesini de manidar buluyorum. Sevgili Selahattin, tam şurada kaldık. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten zaman zaman partinin vidalarını gevşetti. Evet. Ama işte iki ileri bir geri durumuna düştü. Çeşitli denge hesapları yaptı. Ama ben daha çok şunu soracağım buradan hareketle. Evet. Şimdi partide de rakipsiz. Kendi delegelerine ilk defa seslendi. Dört kurultayda partiyi steril bir hale getirdi. Tamam. Peki bu seçim kazandırmaya yetmiyor. 2011'de bunu gördük. Şimdi bir seçim yenilgisi daha olursa bu sefer tekrar başka bir kendi pozisyonu, rakipsizliği sorgulanabilir. Şimdi şunu soracağız. Hatta liderliği bitebilir. Liderliği bitebilir. Şimdi burada temel sorun ne? Yani bir türlü evet gerçekten farklı kitlelerin hoşuna gidebilecek, kulağa hoş gelebilecek söylemleri de oluyor ama yine hala daha bir ikna edici ya da bir güvenilir bir portre olmuyor. Bu sadece Kemal Bey'in şahsi görüntüsüyle ilgili değil, partisel olarak. Hala daha o güven telakisi oluşmuyor ki oya dönüşmüyor. 50'ye 25 gibi bir oy ortaya çıktı 2011'de. Evet. Bunun nedeni ne? Bu nasıl aşılabilir? Buradan devam edelim. Şimdi CHP'nin DNA'sında bu kendi kuralların, hani ben cumhuriyeti kuran benim küçük ya da büyüklük sorunum yoktur. İktidar olmak ya da olmamak diye sorunum yok. Zaten bu toprakların sahibi benim ve benim kutsallarımdır. Yani o ilkelerim, oklarımda simgelediğim ilkelerim. Yani bunlarla oynanmasın. Bunlarla oynayan ya da bunları güncelleyen, update eden herkes şeydir. Bu kutsalın mahremine dokunan insandır, kişidir gibi böyle acayip bir bakış açısı var. Yani iyi ama ya sen kitle partisi olmak istiyor musun, istemiyor musun? Kitle partisi olmayan da iktidar olamaz. Evet. Yani bir seçim yapmak zorundasın. Sen bana ideolojim yeter, bana bu küçük dünyam yeter mi diyorsun, yoksa ben iktidar olayım, daha geniş kitleleri, kendi düşüncelerimi aktarayım ve onlara da inandığım ilkeler ölçüsünde destek olayım. Böyle bir yani iki şey birden olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi kitle partisi olmayı istemiyor. Kendi iç seçimini yapması lazım. İç seçimini yapması lazım. Ve Kılıçdaroğlu da kitle partisi olalım diyor. Kitle partisi olmak istemeyen ciddi bir kesim var. Şimdi listeyi delen iki kişi olduğuna bakmayın. Bakın yarın işte Çankaya, İzmir'e hani birkaç yere kaybetsin mesela, bir yerel seçimler olsun. Yani Kılıçdaroğlu 3 gün duramaz. Yani böyle de sert, radikal bir iş dünyası olan bir parti var ortada. Dolayısıyla hani bu görüntü, hani şu anda anahtar teslimi Kılıçdaroğlu'nun elindeymiş gibi görünen bir Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsünün ben yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Bugün için geçerli olabilir. Bugün için geçerlidir. Evet. Yani kitle partisi olacak mı, olmayacak mı? Bu başarısız her lider için geçerlidir. Efendim? Başarısız her lider için geçerlidir. Seçim kaybeden gider. Efendim, gitmesi gerekir. Seçim kaybeden gider olsaydı şimdiye kadar Baykal'ın hiç durmaması lazımdı veya bilmem ne falan. Yani seçim kaybeden gitmiyor. Yani delegeye sahip olan duruyor, muhafaza ediyor. Baykal hani, seçim kaybettikçe güçlenmişti. Sayın Kazdağlı olması gerekeni söylüyor. Hayır, seçim kaybetti gitti 99'da Baykal. Sonra geliyor. Efendim, gidiyormuş gibi yapmakla gitmek
Hadi siz de iyi bilirsiniz. O başka yani bir şey. Delege yani seçiyor. Yani şey, emanet orada bıraktı orada, gitti. Orada doğru da, mu? Orada da bir sıkıntı oldu. Yani. Biliyorsunuz Deniz Baykal seçmeni suçladı. Yanlış yaptım. Şimdi tabii burada çok, Sayın Kazan doğru, güzel, çok bunu söylerken güzel evet. bir ironi yapıyor tabii. Evet. Şimdi ondan sonra geldi ve artık ben tek tek burada saymayayım. Yani 2002'den itibaren 4 seçim falan kaybetti. Gitmedi. Yani. Evet. Yani evet. kaset de zor gitti. Daha halen gözü şeyde yani liderlikte. Önder Sab 80 yaşına gelmiş halen bu yapının içerisinde neresinden oynayabilirim, ne yapabilirim böyle bir şey. Önder Sab deyince bir yani. Tam burada bir şey soracağım. Tabii evet. Parantez için alalım. Çok kısa çünkü süremiz daralıyor. Önder Sab hatırlarsan Kemal Kılıçdaroğlu'nu örgütte güçlüyken ilk kurultayda getirdi. Ve orada tam hakim görüntüsü içerisindeydi. Hatta suflör pozisyondaydı. Tam o esnada bir internet sitesine uzun bir demeç verdi ve orada kendi stratejisini anlattı böyle detaylarıyla. Doğru. Ve ben yaptım bunları, bu işi ben yaptım, böyle dizayn ettim. Şöyle patron durdum, benim patron dedi. Patron benim dedi. Tabii. Bunu siz sevgili Selahat, kendi stratejisini açık etmeyi insani anlamda ve siyasal anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Önder Sav, yani evet. stratejik bir hata değil mi bu mesela? Şimdi o kadar özgüveni vardı ki o dönem içerisinde onun stratejik olup olmamasıyla ilgilenmedi tabii. Önder Sav. Yani kartlarım çok güçlü, patron benim, bunu bilmeyen de bilsin dedi. Tabii. Yani köşeye sıkıştırdı. Artık elini gösterdi artık. Tabii. Evet. Tabii. Yani orada Kılıçdaroğlu'nun ya hep ya hiç restini oynamaktan başka çaresi kalmamıştı zaten. Evet. Yoksa bu hamleyi yani rest hamlesini hemen çekebilecek burada Sedat da iyi tanır Kılıçdaroğlu'nu. İşte sen de tanırsın. Sayın Kazdağ da tanır. Yani öyle resti hemen çekecek bir lider değil. Ya onu çekecekti ya bitecekti. Yani başka çare bırakmadılar ve resti çekti. Kaybetti. Bu da onun kaybı oldu. Kısa bir süre sonra da gitti zaten. Evet. Evet. Şimdi sevgili Sedat şunu soracağım. Biraz da seçim, ilk genel seçimler var. Daha sonra genel seçimler ama arada bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Bu süreçte CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu muhtemel bir seçim yenilgisinden sonra şimdi biraz şimdi senaryo tarafına girelim. Bundan sonra CHP için kim ortaya çıkabilir? Şimdi şu anda rakipsiz görünüyor ama bir muhtemel seçim yenilgisinden sonra bu CHP'yi dizayn eden güç merkezi başka bir isim çıkarabilir. Yani şimdi bunun için mesela hemen aklımıza bir Mustafa Sarıgül geliyor. Bu daha önce de Deniz Baykal'a karşı iki defa mücadele edip kaybetmiş ama tekrar yine sanki böyle bir yedek kulübesinde bekliyor, oyuna sındırılıyor. Anketlerde, bazı anketler böyle kurgusal anketlerde hep Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 puan önünde çıkarılıyor gibi. Şimdi bu isim ya da başka isimler ama bu CHP'nin geleceği için sizin öngörünüz ne? Bu seçimlerle ilgili, bu bahsettiğim yani, seçimlerle ilgili bir çizgi. Sarıgül faktörü olduğu doğrudur CHP'de. Kendisi CHP'de değildir ama Sarıgül Türkiye siyasetindedir. Yani benim tezimdir, hatta bazı CHP'liler bu tezimi dillendirdiğim zaman bana kızıyorlar ama ben bu tezimi dillendiriyorum. Yanıldığım zaman da özür dilemeyi de bilirim. İki seçim yenilgisinden sonra bugün Sarıgül'e karşı olanların da içinde yer aldığı bir heyet CHP'yi götürüp Sarıgül'e teslim ederler. Öyle bir zaman bir felaket olur, inşallah olmaz. Gel bize kurtar diye. Evet. Çünkü niye? Sarıgül'ün siyaseten karşılığı var. Yani bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak CHP Sarıgül'e tartışmalı adasın, var mı acaba gerçekten? Aday olarak bunu, açıklasın. Bunu nasıl test edebiliriz ki? Aday olarak açıklasın evet. kazanır. Neyi kazanır? Sarıgül İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı olarak kazanır. Niye kazanır? Şundan kazanır. Yerel seçimlerde seçmen iktidar partisini cezalandırıyor, uyarıyor. Bunu yerel seçimlerde hep yaşıyoruz. Yani geçen yerel seçimde %38'di, genel seçimde %50'ye çıktı AK Parti'nin oyu. %30 oy veren uyarmak için vermişti ki daha sonra %50 oy verdi. Başka türlü bunun bir anlamı olmaz. Daha önce de yaşadık bunu. Bakın ANAP'ı 89'da CHP'ye oy vererek, 94'te Refah Partisi'ne oy vererek diğer partileri uyarı görevini seçmen yerel seçimlerde yapıyor. Bir alışkanlık haline geliyor. Bir alışkanlık haline. Böyle yetenek. Evet. Yani bizim seçmenimizde böyle bir yetenek var. Şimdi Sarıgül dediğinizin de bir karşılığı var. Yani Türkiye'nin hangi iline giderseniz gidin, kentin girişinde ya da çıkışında bir köprü altında bir yıkık duvarda umudumuz Sarıgül yazısı var. Bunları parayla pulla yazdıramazsınız. Bu bir inanç meselesi. Ve Sarıgül Türkiye'nin her yerinde şu anda örgütlü vaziyette.
Yani Sarıgül Türk siyaseti için vallahi, ya da sol için CHP için iyi bir figürdür diye söylemiyorum. Tabii anlıyorum ama şimdi böyle sen bir parti kuruyorsun, parti kurmak üzeresin, herkesi hareketlendiriyorsun, sonra pardon diyorsun ve bir ilçenin belediye... Bunların hepsini siyaseten anlatırsın. Yok anlıyorum da. Bir ilçenin... Şey geldi, Kılıçdaroğlu geldi, bir CHP hak şans tanımamız lazım falan diyebilirsin. Bir ilçenin... Sarıgül'ü sorduğu için söylüyorum. Yok ama... Sarıgül'ün siyasette karşılığı var. Bu kadar yapınca Sarıgül'le ilgili bir iki satır söylemek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bir küçük ilçenin belediye başkanısın, her ne hikmetse yapılan her ankette sen ya birincisin ya ikincisin. Ama niye? Yani buna kimse ama inanmaz. Niye? Ama niye? Bu olağan akla aykırıdır. Hayır ama niye? Yani bu belli ki o şirketlerin... Bunu 3 yıl sonra konuşuruz. Çünkü yani, Sarıgül dediğiniz siyasi yani figür... Kim öyle kim kalır? Mevcutu bir değerlendirelim. Tamam, sevgili Sedat yani her ankette olağan akla aykırı bir şey. Şimdi, bu çok yani Sarıgül PR'ı çok böyle Amerikan vari çok kurnaz yerliyor. Şey ben Sarıgül'ün karşılığı olduğuna inanmıyorum. Hiçbir şey boş değildir. Sarıgül dediğiniz siyasi figür her cenazede en baş saftadır. Efendim meşhur etik olmak başka bir şeydir. Şimdi her kameranın arkasında neredeyse karşılığı olsa var. Kafasını gösterecek. Van'da yani deprem oluyor. İlk giden otobüs Sarıgül'ün otobüsü. Bunların hepsinin karşılığı var. İnan ki yani ben burada Sarıgül'ün propagandası falan yapıyor değilim. Yani. Biz burada bir şey ben bir ama tahlil yapıyorum. Bir Sarıgül kurgusu peşinde tahlil olan yapıyorum. Bir çizgi var. Yaşlı kurtlar ve baronları Kazdağlı ilgili. Yani. Onların projeksiyonu olarak onun için dikkat çekiyorum bunun, ben. Bunun altyapısı oluyor. Yani söylüyorum bunun altyapısı oluyor. Çünkü niye? Siyasetteki başarı başarısızlık meselesi. Yani siyaset bir futbol maçı değil. Kalende iki tane gol yediğin zaman başarısızsın. Bu başka bir şey. Yani Deniz Baykal'da 10.1'i başarı olarak sunmuştu. Niye baraj üstüne geçtim? Başarı diye bir çıta koymanız lazım. Bugün kurultay bitti gitti. Daha önceki CHP kurultaylarında bir iktidar alternatifi kadro, iktidar alternatiften söz eden bir parti önümüze gelirdi. Hiç duydunuz mu? Yani hiç duydunuz mu öyle iktidar partisi olmak, alternatif olmak gibi bir niyetle hareket eden bir parti mi var karşınızda CHP olarak? Değil. Çünkü niye? Karşısında gerçekten yani siyaseti... Sarıgül böyle mi yapabilir? Yapabilir mi yani mesela? Yapar ya da yapmaz. Sarıgül'ün destekçileri daha başka birileri çıkabilir. Belki konjonktür Sarıgül. Sarıgül çünkü sonuç itibariyle Recep Tayyip Erdoğan'ın hafif sorumsuz versiyonudur. O da teşkilattan tırnağıyla kazıya kazıya bir noktaya gelmiştir. O da muhtelif kesimlerle işbirliğine belki açıktır. Türkiye için söylüyorum. Bu isimleri neden tartışıyor? Neden oyalamıyor CHP? Oradan çıkıyoruz. Buradan tabii çıkıyoruz. Yani niye orada soruyoruz? Şimdi düşünebiliyor musun? CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun önüne getirebileceği SOTA'da sakladığı aday mesela Sarıgül. Evet. Bu yani şimdi böyle bir zemin Allah aşkına tabii ironi olarak söylüyorum. Böyle bir zemin iktidar alternatifi olabilir mi Allah aşkına? Evet. Şimdi sen son bu kadar kendini hiç şaşırma Tayyip Erdoğan'dan da muhtar bile olamaz dediler. Bugün o başka bir şey. Yani. Bu tartışmaları yani ilkisinin sosyolojik duruşları şimdi Sarıgül her şeyden 10 gram alan bir adam. Ben bunun yani, bu tartışma açılmasını şu açıdan faydalı görüyorum. Önümüzde bir yemek getirecekler sonraki zamanlarda. Onun için şimdiden tartışılmak önermek açısından iyidir. Kurgusal herkesin içinde bazı şeyleri hafif tartışırsınız bir dönem sonra önüne tabii somut olarak gelir. Ben o yüzden Sarıgül vakasının böyle tabii olduğunu düşünenlerdenim. De, İnşallah olmaz. Tabii. Yani çünkü şey ben niyet beyanının ötesinde bir durum tespiti tabii yapıyorum. Durum tespiti bu. Tespiti tabii, de biraz evet açtı da ben şimdi de şimdi programımızın son bölümüne girdiğimizde Sayın Kazdağlı bir CHP pardon, neden bir cümle çok cümle evet söyleyeyim. Evet. Hani yurtta barış, cihanda barış meselesi CHP bu işte barışı savunarak da pozisyon alabilirdi. Yani Suriye evet meselesine barışı savunarak da onu müdahil da olabilirdi. Onu da yapmadı. Evet. Yani CHP neden oyalamıyor? Ben Kazdağlı'nın evet şeyini de merak ediyorum. O hani Sarıgül şeyini merak evet ediyorum. CHP neden oyalamıyor bizim ana arterimizde? Evet tabii. Ha, anladım, evet, anladım. Oradan peki şey CHP'nin tamam bir hikayesi olmadığı için oyalamıyor. Bizim önümüze kabul edilebilecek, peşinden gidebileceğimiz bir bütün bir program koymuyor. Dolayısıyla bizi heyecanlandıracak bir şey yazmıyor, bir öykü yazmıyor. O yüzden yeterince oy alamıyor. Aslında Kılıçdaroğlu çok önemli bir fonksiyonu yerine getirebilecek imkana sahip birisi. Hem CHP açısından hem Türkiye açısından. Bir kere kendisi Kürt kimlik olarak, inanç olarak, mezhep olarak Alevi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bürokratı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş olan bir partinin genel başkanı. Eli pek çok yere değiyor. Bunların üzerindeki birliği, beraberliği, barışı, dayanışmayı, organizmayı kurabilir. Bunu başarabilir. Bunun üzerinden bir Türkiye'de kardeşlik hikayesi yazabilir. Yani Türkiye'de Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'yi, Sünni'yi birleştirebilir yeni bir hedef için.
Türkiye'de güçlü bir demokrasi olması için mücadele edebilir. CHP'yi yeni Türkiye ile buluşturabilir. Bunları yapabilir. Bu kapasitesi var. Ama bunların üzerinden bir hikaye yazmak yerine ne hikmetse başka bir yerin fikrini savunuyormuş noktasına geliyor. Eğer ondan uzaklaşır ise, belli merkezlerin görüşlerini tekrarlama, onları savunma anlayışından uzaklaşır ise, şu seçilmiş olan parti meclisi ile partiyi yönetir ve sadece onlarla hareket eder ve onların önüne getireceği bilgilerle, belgelerle gidecek ve onun üzerinden bir şey oluşturacak olursa, bu noktalar üzerinden yeni bir hikaye yazarsa, CHP hem Türkiye'ye çok şey katmış olur, hem iç barışı sağlamış olur, hem de Türkiye'yi bir iki gömlek öne çıkartmış olur. Bölgesel güç olma konusunda Türkiye rahatlamış olur ve bunun da en büyük payı CHP ve Kılıçdaroğlu'na düşer. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şansı var ama ne yazık ki bu şans bugüne kadar yeterince kullanılamadı. Ama bu hala yitirilmiş bir şans değildir. Bunu gerçekleştirebilir. Yani şu ana kadar eli rahat değildi. Evet. Sayın Kazdağlı söylediklerine katılıyorum. Ama şu dakikada itibaren yönetimdeki insanların çoğunluğunu kendi seçtiği için bu saatten sonra ortaya koyduğu performans onun gerçek performansıdır. Bu saatten sonra bence onun liderlik performansı daha gerçek olarak ölçülebilir diye düşünüyorum. Bu saatten sonra onunla ilgili kanaat tarihsel, notunu vermek belki... Bir saniyelik bir tarihsel katkı yapayım. Evet. Celal iki kere söyledi çünkü CHP'nin Cumhuriyeti kuran bir parti olduğunu. Cumhuriyeti kuranların kurduğu bir parti CHP. Ama bu sıfatından daha önemli bir sıfatı var CHP'nin. Bunu hep geri planda sıkıyor. Çünkü bu iyi bir maliyet getirir. Bu sıkı bir sonuç yapmasını gerekir. Bu da bir öykü sayılabilir gerekir. Aslında değil mi? Demokrasiyi kuran partidir. Evet. Her türlü şeye rağmen, denemelerdeki başarısızlıklara rağmen çok partili hayata geçmeyi başarmış bir partidir CHP. Hı hı. Ama bugün işte siyasetini gidip siz Silivri'nin önüne yıkarsanız, hani Silivri'deki işlerin evet. yarısından fazlasının yanlış olduğunu düşünenlerden biri olarak söylüyorum ama ayırt etmeksizin oraya yıkarsanız siyasetinizi bu sıfatınıza kullanmakta zorlanırsınız. Yani o zaman sizin. Biraz önce söylediğiniz o yanlış masada yer alma noktasında geliyor. Evet. Sedat'ın söyledik. Yanlış yerin sesini evet. duyuyor. Yanlış yerin sesini. Kendi partisinin, kendi tabanının sesini duysa yeter. Evet. Bu önemli. Şimdi CHP'nin bitiyor diye az konuştuk. Hayır. Konuşabilirsiniz. Evet. Sen tamamlayacaksan söyle. Ben yok, tamamlamayacağım. Ben söyledim. Bu bir de İstanbul şey, tabii... konusunda Sarıgül dediniz. İstanbul'da CHP yerel seçimleri alabilir. Bu potansiyel var. Bundan önceki seçimler bunu gösterdi. Ama yeter ki terkibi iyi yapabilsin. Bunu sağlayabilecek bir adayla ortaya çıksın. Ama şimdi düşünün. İstanbul'da Sarıgül alabilir deniyor. Ya Sarıgül halen ben Cumhuriyet Halk Partisi. Ben öyle bir şey demedim ama yok, CHP hayır. İstanbul'da tabii. ben yerel seçimleri alabilir. Ben de Sarıgül. Sen dedin. Suçüstü yakalandı. Halen Sarıgül Cumhuriyet Halk Partisi ile geçmiş değil. Yani her şeyi böyle geçerli sıradanlaşır. Hayır işte böyle işte bunlar. Bunlar çok bunlar o PR o Amerika PR'ıdır. Yani işte evet. önemli adam yok bilmem ne. Memleketimize işte, laf söyle. Yani, ama bir çok, dakika. Rami Koç'lar çok dolaşıyorlar demek istiyoruz biz de yani. Yani yok önemli adam geçişi bile olay. Her dakika bir PR. En önemli adam. Ya sen bir ilçenin belediye başkanısın. Allah'tan kork ya. Sen olağan akla bu kadar oynama. Yani bu millet bu kadar şey değil. Yani aptal değil. Olur mu? Evet. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok iyi bir programdı. Biz teşekkür ederiz. Çok. Evet. Sağ olun. Sayın seyirciler, Sivil Düşünce'nin bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşabilmek ümidiyle hepinize iyi geceler diliyoruz.